Ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ben Doğan Kaplan. Konya'dan katılıyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi'nde İslam mezhepleri tarihi ana bilim dalında öğretim üyesiyim. Şimdi arkadaşlarım böyle bir metin okuma teklifi olunca böyle bir şeye başladık hemen. Yani bir hafta 10 günlük bir geçmişi var. Zaman içerisinde tabii daha mükemmel hale gelecektir. Şimdi tabii Arapça da önemli olduğu için bizim temel İslam bilimlerinde en önemli alet ilimlerinden birisi Arapça olduğu için Arapçayla ilgimizi, irtibatımızı hiç koparmamamız gerekiyor. Bu da mezhepler tarihi çalışacaklar için en iyisi nedir? Biz hep onu tavsiye ediyoruz. Bizim temel metinlerden birini alıp okuyun. Biz de şimdi onu yapacağız. El Milal ve Nihal'i seçtik. Şehrestani'nin Ebu'l-Fetih Muhammed bin Abdülkerim'in Ebi Bekir Ahmet'e Şehrestani 548-1153 12. asırda yaşamış. Ve bizim mezhepler tarihi literatüründe eseri en çok bilinen, en çok okunan ve klasik eser olup da en geçmişten bugüne hem Müslüman olsun, gayrimüslim olsun tüm araştırmacıların neredeyse övgüyle bahsettikleri ve tarafsız 12. asrın koşulları düşünüldüğünde eserini tarafsız bir şekilde yani kendi zaten birazdan göreceğiz iddiası da o. Kaleme almış bir alimimiz, kelamcılığı ile de meşhur Şehristani. Bu tabii daha çok meşhur olan Emir Ali Mühenna ve Ali Hasan Faur Darülmarife baskısından okuyacağız. Bir Keylani, Seyit Keylani 68 diye yanılmıyorsam baskısı vardı. Bir de bu El Milal ve Nihal çok 12. asırda yazılmış. Çok meşhur olmuş. Bizim Osmanlı'da da Nuh bin Mustafa vardır. Nuh bin Mustafa El Konevi, El Amasi, El Mısri, El Rumi nispeleriyle anılan meşhur bir Hanefi alimi. Nuh bin Mustafa'nın 1660 vefatlı 17. yüzyıl. Onun da Şehrestani'nin Tercüme-i Milal ve Nihal adıyla bir Osmanlıca ta yani 1660 vefatlı 1660 17. yüzyılda Osmanlıca Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitap. Çok meşhur olmuş. Mısır'dayken Nuh bin Mustafa Yusuf Efendi Hazretleri dediği o yazmada öyle diyor. Onun isteği üzerine Şehrestani'nin bu El Milal ve Nihal'ini Osmanlıca'ya, Türkçe'ye çeviriyor. Ve 1700 elimizde ben de bununla ilgili Türkiye Yazma Eserler Kurumu var biliyorsunuz. Yazmalar.gov.tr. Oradan Nuh bin Mustafa'nın 20 yanılmıyorsam 24 galiba. Yazmalar.gov.tr'de 24 tane nüsha var. Onlardan ben ikisini esas alarak mukayeseli bir şekilde bir de Seyit Keylani ve bu şimdi okuyacağımız metindeki Arapçasını mukayese ederek bir analiz yapmıştım. O makaleye de bakabilirsiniz ya da dersten sonra onu ben Şükrü Hoca'ya atarım. Nuh bin Mustafa yani 17. yüzyılda yaşamış ve bu eser çok meşhur olduğu için o dönemde daha erken sayılabilecek dönemde Türkçe'ye çevrilmiş Osmanlıca olarak. O bakımdan bu eser hakikaten önemli. Şimdi biz muhakkiklerin girişini okumayacağız. Şöyle geçiyoruz. Men huve Şehrestani diyor. İsmi Muhammed bin Abdülkerim bin Ahmet. Künyesi Ebu'l-Fetih. Şehrestani diye meşhur. Şimdi bu Galat'ı meşhur oldu artık. Herkes Şehrestani diyor. Ama aslında hem Sem'ani Ensab'da hem de İbni Hallikan bu Şehrestan'ı tanımlarken bir Fethi Ra, Şehrestani diye. Yani Ra'nın fethiyle veriyorlar. Arap literatüründe de genelde Şehrestani, yani bir Fethi Ra, Ra'nın fethiyle veriliyor. Ama bizde tabi İslam, bir ek tabi Şehristan, İ ile söylemek daha yaygınlaşmış ama o doğru değil aslında. Doğru zaptı Şehrestani. O yüzden benim o adını andığım makalede de ben Şehrestani, yani ben bu alimle ilgili bir şey yazdığım zaman Şehrestani'yi kullanıyorum. Şehristani demiyorum. Kendisi min haysul mezhep şafiiyyun diyor. Şafii mezhebine mensup amelde. Min haysul usul eşariyyun. Şafii eşari ekole mensup bir alimimiz. Ne diyor?
Fakih ve mütekellim olarak vaiz ve sohbetçi olarak meşhur olmuştu. Bunları geçiyoruz zaten, zaman zaman konuşacağız kendisiyle. Sencer, Sultan Sencer zamanında Sencer'in vezirine'nin ofisinde diyelim, onun hizmetinde bulunmuş 12 yıl kadar ve daha sonra yine Şehristan'da vefat etmiş. Nihayetül İktam adlı kitabıyla, Kelama İlişkin kitabıyla El Milal ve Nihal'i biliyoruz ama literatürde kendisine 40'a yakın eser nispet ediliyor. Şimdi şuradan hemen şey bizi oyalamasın diye, bu girizgahlar biliyorsunuz biraz oyalayıcı olur. Oyalamasın diye biz direkt Şehristani'nin kendi sözlerinden başlayalım istiyorum. Okurken Arapçasına dikkat ederek Arapçasından okuyacağız ve harekelere de dikkat edeceğiz. Zaman zaman belki size de hatırlatıcı olsun diye irap da yaparız ya da sizin sorularınız olursa, sizin katkılarınız olursa. Şimdi daha yeni başlıyoruz. Bilmiyorum, mesaj kısmına mı, sohbet kısmına mı yazarsınız ya da şey mi, anında mı sorarsınız bilmiyorum, onu tam şimdi nasıl yapalım tam bir şey diyemeyeceğim ama şey olursa lütfen yazın en azından, ya da sözlü olarak da ifade etmek isterseniz de ifade edersiniz. Şimdilik başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Şehrestani'nin kendi sözü başlıyor. Elhamdülillahi hamdeşşakirin bi cemii mahamidihi kulliha. Biliyorsunuz besmele, hamdele ve salvele bizim İslam kültüründe temel bir şeydir, umdedir. Besmelesiz işe başlanmaz, hamdele ve salvele de getirilir. Elhamdülillah hamde şakirin. Allah Teala'ya hamd, Allah'a özgüdür şakirlerin. Ona şükran duyanların hamdiyle Allah'a hamd olsun. Bi cemii mahamidihi kulliha. Yani ona vermiş olduğu bütün övgülerine şükreden kişilerin şükrü ile hamd ederiz. Ala cemii naimihi kulliha. Bütün nimetlerine karşılık, onun bize vermiş olduğu bütün nimetlerine karşılık ona hamd ederim. Hamden kesiran tayyiben mübareken kema huve ehlu. Bu tabi hamden kesiran tayyiben mübareken hadis-i şeriflerde de biliyorsunuz geçen bir kalıp olduğu için çok güzel, mübarek kema huve ehlu. Layık olduğu en güzel şekilde ona hamdolsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin Mustafa Resulü rahmeti hatemin nebiyyin. Yine peygamberlerin sonuncusu seçilmiş olan Mustafa olan Muhammed Efendimiz'e Allah salat etsin, rahmet etsin. Ve ala alihi tayyibine tahirin, tertemiz aline salat olsun. Salaten daimeten bereketuha ila yevmiddin ve bereketi kıyamet gününe kadar, ceza gününe kadar süren bir salat olsun. Dikkat ederseniz salaten daimeten bereketuha. Burada daime sıfatı salatın, daime ismi fail olduğu için amel etti. İsmi fail malum fiili gibi amel eder. O yüzden onu bereketuha merfu okudum. Niye? Yani salaten tedumu bereketuha hükmündedir o. Hükmü bereketi daim olan bir salavatla. Kema salla ala İbrahim ve ala al İbrahim innehu hamidun mecid. İbrahim'e ve İbrahim'in ehline efendim salat ettiği gibi o çok övülendir ve çok şereflidir, azimdir diye hamdele ve salvelesini dile getirdi. Ve ba'du. Şimdi yani aslında biliyorsunuz emma ba'du yani ba'del hamdeleti ve salveleti demektir bu. Hamdele ve salveleden sonra burada muzafun ileyh mahsuf olduğu için ba'du diye mebniun ale dam olur kelime. Felemma başlıyor. Yani hamdele ve salveleden sonra şunu söylerim. Felemma vaffakani Allahu Teala, Allah beni muvaffak kılınca neye? Li mutalaati makalati ehlil alemi. Dünya halklarının görüşlerini mütalaa etmeye. Dünyadaki insanların görüşlerini, makalat, makaletun makalat. Görüşler demek. Bir de tabii teknik olarak bu makalatül İslamiyyin ve ihtilaful musalliinden hatırlayacağınız üzere
Yani görüşler, mezhebi görüşler anlamında. Diyor ki dünyadaki insanların görüşlerini mütalaaya Allah Teala beni muvaffak kılınca dünyadaki insanlar min erbabi diyanat yani din sahibi insanlar vel milel milletin çoğulu milel. Burada tabi İslam, Hristiyanlık, Yahudilik gibi semavi dinler kastediliyor. El mille ile biliyorsunuz. El mille milel. Ehlül ehva ve nihal. Ehlül ehva ve nihal ile ise daha çok beşeri inançlar, felsefeler, beşeri dinler kastediliyor. Bunu zaten kendisi de ileride söyleyecek. Ve diyor ki li mutalaati makalati ehlil alemi min erbabi diyanati vel milel ve ehlil ehva ve nihal vel vukufi ala masadiriha ve mevaridiha. Ve Allah Teala beni yani vaffakani Allahu'ya bağlıyoruz. Li mutalaati ve li vukuf ala masadiriha. Allah beni onların kaynaklarına vakıf olmaya ve mevaridiha masadir ve mevarid aynı şey biliyorsunuz Arapçada müteradif anlamlı kelimeler ve tekrar edilmek suretiyle cümlenin tekit edilmesi bir alışkanlık. O yüzden kaynaklarına efendim Allah beni vakıf kılınca vaktinasi evanisiha ve şevaridiha diyor ki ve evanis anise anisenin çoğuludur. Anise biliyorsunuz evli olmayan genç kız için kullanılır. Anise seyyidenin şeyi, seyyide evli hanımlar için Arapçada kullanılır. Anise de yani küçük hanım anlamında evli olmayan bayan için kullanılır. Burada tabii değerli, güzel anlamında. Evanis burada o anlama gelmiş oluyor. Ve şevaridiha da nevadir olan, nadir olan, nadir olan şey demektir. İktinas da kanas, kanas bilirsiniz kannas, av böyle şey tüfek, Bismillah, şeyli, av tüfeği değil de, Bismillah, Allahümme salli ala Muhammed, şey Dürbünlü gelmedi. hocam. Heh, dürbünlü ve şey, bu şeylerin kullandıkları, hani modern bir kelime bu aslında. Bak kannas derler ya. Yani ben avlamak burada artık. Vaktinasi evanisiha ve şevaridiha. Ben diyor bu kaynakların en güzellerini ve en nadir başka yerde görülemeyecek şeylerini ele geçirince, iktinas edince arattu en ecma. Cem etmek istedim. Zalike bunu, bu elde ettiklerimi fi muhtasarin. Bir muhtasar çalışma yapmak istedim. Yahvi, şimdi muhtasarın nekra geldi, şimdi sıfat cümlesi açıklıyor. Nasıl bir muhtasar? Yahvi içeren, yahtevi. Cemi ama tedeyyene bihi el mütedeyyinun. Yani din sahiplerinin artık semavi dinler burada kastediliyor. Onların din edindikleri şeyin hepsini içerecek. Ve entehalehul muntahilun. Ve yine intahale de dedik ki beşeri dinler için el milel. Semavi din ve nihal beşeri dinler, inanışlar, felsefi düşünceler anlamında. Ve yine vintahalehul muntahilun yine bunu bu fikirleri sahiplenen kişiler o fikirlerini içerecek şekilde bir muhtasar hazırlamak istedim. Niçin? İbraten limen istabsara. Bunu istibsar etmek için bir ibret olsun. Ve istibsaran limen yatebara. Ve itibar etmek iste, değerlendirmek için ise bir şey olsun. Yani ona bir ufuk versin. İstibsar biliyorsunuz şeyi görmek istemek yani. Araştırmak istemek. Araştıranlar için bir ibret. Ve yine ibret almak isteyenler de bir öngörü olsun diye ben bu çalışmayı yaptım faydalı olmak için. Ve kablel havdı fîmâ huvel diyor ki garazımız amacımız olana dalmadan önce labudde gerekir en ukaddime kamse mukaddimatin size diyor beş tane mukaddime sunmam gerekiyor. Şimdi Şehrestani aslında bizim diğer müelliflerden ayıran hususlardan birisi tam da bu. Bakın yani 12. yüzyıl vasatından bahsediyoruz. 12. yüzyılda bir alim sistematik bir şekilde değil mi konuları ortaya koyuyor. Yani bu çok da böyle o dönemlerde görülen bir şey değil. Diyor ki ben size diyor konuya geçmeden önce beş mukaddime. Yani bu çalışmamı anlayabilmeniz için beş tane size mukaddime sunacağım diyor. Beş sunuş konuyla ilgili.
O yüzden sistematikliği hemen burada bakın kendini gösterdi. El mukaddimetül ula, birinci mukaddime bu çalışmasında bize söyleyeceği fi beyani aksami ehlil alem cümleten murseleten. Şimdi birincisi dünyadaki insanların genel olarak şeyi taksimi genel olarak nasıl taksim ediliyor? Onunla ilgili bir. Yani bu insanların işte şeye göre, yönlere göre işte yedi iklim dört köşe derler ya, oradaki aslında İbni Mesud'un Murucu Zehebinde de böyle bir şey görüyoruz. Onu bize söylemiş oluyor. Genel olarak bu şeyden bahsedecek, insanların taksiminden. El-Mukaddimetü Saniyetu fi ta'yini kanunin, kanunun ilkenin belirlenmesi hakkında nasıl bir ilke? Sıfat geliyor. Bakın sıfat cümlesi yubna aleyhi ta'dilül fırakil İslamiyeti. İslami mezheplerin, fırkaların ta'didinde, tadadında, sayısında, sayımında dayandığımız ilke nedir? Ona ilişkin bir şey söyleyeceğim diyor. Ha, keskin nişancı. O demin aklıma gelmeyen kannas, keskin nişancılık, keskin nişancıların kullandığı şey diyorlar. Evet. El-Mukaddimetü Salisetu, üçüncü mukaddime ise fi beyani evveli şubhetin vakaat fil halikati. Halika yani insanlık artık, yaratılmışlar arasında vaki olan ilk şüphe ve men mastaruha ve men muzhiruha. Bunun kaynağı kimdir ve bunu ortaya koyan, muzhiri ortaya çıkaranı kimdir diye şeytandan bahsedecek. Devam ediyoruz. El-Mukaddimetü Rabiatu. Bu arada yani 1,5 saat sanırım yeterli olur diye düşünüyorum. 1,5 saatlik yapacağız dersimiz inşallah. Yani 9'a kadar, 7,5'da başladığımızı varsayarsak 9'a kadar dersimiz devam edecek. El mukaddimetur rabiatu, dördüncü mukaddime fi beyani evveli şübhetin vakat fil milletil İslamiyeti. İslam milletinde, İslam dininde, İslam toplumunda vaki olan, ortaya çıkan ilk şüphe hakkında olacak diyor. Dördüncü mukaddimemiz. Bu arada bu dipnotlar da evet, es şüphe el iltibas umur müştebihe müşebbehe müşkile üşbühü bazıha bazan şeyler veriyor. Bu muhakkiklerin artık şeyleri, açıklayıcı cümleleri. Şuradan atladık. Ve men mastaruha ve men muzhiruha. Yine bu şüphenin kaynağı nedir? Kimde görülmüştür ilk defa, onunla ilgili. El mukaddimetül hamisetu, beşinci mukaddime ise fi beyan sebebi levi evcebe tertibe hadel kitap ala tariqil hisab. Beşinci mukaddime ise hocanın matematiksel tarafını, matematikçi yönünü gösteren bir bölüm. Bu kitabın matematik yoluyla ala tariqil hisab, yani matematik yoluyla hesap üzerine efendim tertibini gerekli kılma hakkında. Yani niçin biz burada nasıl bir matematiksel şey hesapladık? Matematiksel bir ya da hesabi bir yöntem koyduk, onunla ilgili bu beşinci mukaddimesi. Şimdi bu beş mukaddimeyi söyledikten sonra şimdi birinci mukaddimeden başlıyor hoca. El mukaddimetül ula fi beyane taksimi ehlil alem cümleten murseleten, genel itibariyle alemin taksimini beyan. Yani dünyadaki insanlığı 12. yüzyıl dedik, 1153 vefatlı, 12. yüzyılda yaşamış Şehrestani, Ebu'l-Fetih Abdülkerim Şehrestani. O vasatta bakın hem burada bize şey açısından da, yani nasıl dünyayı nasıl görüyorlarmış o dönem insanları, alimler bize bir fikir veriyor. Diyor ki bir, minen nasi men, İnsanlardan bazısı kaseme taksim etti ehlel alemi insanları bihasebil ekalimi sebati. Yedi iklime, yedi bölgeye göre diyor insanları taksim etti bazıları. Ve a'ta ehle kulli iklimin hazzahu min ihtilafit tabai'i vel enfusu leti tedullu aleyha el elvanu vel elsun. Şimdi tabi bu şeyde demin de söyledim. Mesudi'nin Murucu Zehebinden de hatırlıyorum ben. Yani bu tür şeyleri o da yapıyor. Burada tabii şeye girmiyor hoca. Yani
Hani yedi iklim, dört köşede bu iklimler nelerdir? Mesela Hint iklimi, bölge yani buradaki iklim bölge anlamında. Mesela Hint bölgesi, Arap bölgesi, işte Çin bölgesi, İran bölgesi, Türk bölgesi, Rum bölgesi gibi böyle taksimler var. Bazılar diyor o zaman bildikleri o. Yedi iklime göre, yedi bölgeye göre dünya insanlarını taksim etmiştir kimisi. Ve ata ehle kulli iklimin hazzahu. Ve her bir bölge sahibine de nasibini yani hususiyetini vermiştir. Nedir? Min ihtilafit tabai vel enfus. Yani tabiatların, huyların, kişiliklerin farklılığı gibi. Elleti tedullu aleyha el elvanu vel elsun. Yani renkler ve diller ona işaret eder. Tabiat ve kişilerin farklılığını. Bunu belirtmişlerdir. İşte demişler yedi iklimden oluşur. İşte Araplar şöyledir, Türkler böyledir. Biraz sanki gelecek böyle bir şeyde. Ve minhum men kasemahum. Bazıları da insanları bihasebil aktarel arbaati. Dört kutur üzerinden, dört bölge üzerinden, yön üzerinden yine taksim etmişlerdir ki elleti hiye eşşarku vel garbu vel cenubu vel şimal. Bunlar da doğu, batı, güney ve kuzey olmak üzere dört kutur üzerinden, dört yön üzerinden ne yapmışlardır? Taksim etmiştir. Ve veffara ala kulli kutrin hakkahu min ihtilafit tabai ve tebayunu şerai. Yine burada da her bir kutrun yani her bir bölgenin hakkını vermişlerdir. İşte tabiatlarının farklılığı ya da şeriatlarının oradaki uygulanan yasaların farklılığı gibi bunu da belirtmişlerdir. Üçüncüsü ve minhum men kasemehum bihasebil umem. Bazıları da bunu ümmetlere göre yani deminki o yedi iklim gibi insanlarına ümmetlere göre taksim etmiştir. Fekale kibarul umem mesela demiştir ki bu taksimi yapan kibarul umemi erbatun. Büyük milletler dörttür. Büyük milletler dörttür. Bunlar kimdir? El Arabu Arap, Araplar ve Acemu Acemler ve Rumu Rumlar vel Hindu Hintler. Thumma zavece beyne ummetin ve umme. Sonra bunları ne yapmıştır? Birbiriyle mukayese etmiştir, yakınlaşmıştır. Fezekera mesela demiştir ki Ennel Arabe vel Hinde Arap ve Hint yetekaraban ala mezhebin vahidin. Bunlar tek bir mezhep, tek bir inanış üzere olmak bakımından birbirlerine yakındırlar. Yani ne demek istiyor? Hintlerin de Arapların da tek bir mezhebi vardır. Bu konuda bunlar birbirleriyle yakındırlar. Ve ekseru meylihim ila takriri havasil eşyai vel hukmi bi ahkamil mahiyyat vel hakaik atladım mı? Yok atlamadım. Ve istimalil umuri ruhaniye. Ve ekseru meylihim bu iki milletin en çok meylettiği şey ila takrir havasil eşya. Yani eşyaya özel bir şey atfetme, mana atfetme. Vel hukmi ya da vel hikemi mi okuyalım? Vel hukmi bi ahkamil mahiyyat. Hukum diyelim. Mahiyat yani eşyanın mahiyeliği, neliği vel hakaik ve hakikati hakkında hüküm verme şeyi vardır bunların, meyli vardır. Ve isti'malil umuri ruhaniyeti ve ruhani işleri kullanma yani ruhanilik konusunda biraz nedirler? Meyillidirler. Hint ve Araplar demiş mesela. Ve Rum vel Acem Rum ve Acem ise yetekarabani ala mezhebin vahid. Bunlar da tek bir ha şöyle demin onu düzeltelim. Yani bunların da tek bir anlayış üzerine birdirler. Şu anlayış anlamında tek bir mezhebe dedik galiba demin öyle değil. Bunlar da şu açıdan benzerdirler. Ve ekseru meylihim ile takriri tabai ile eşya. Şimdi bunlar da eşyanın tabiatı doğasıyla ilgili bunu kabulle ilgili meyilleri vardır. Vel hukmu bi ahkamil keyfiyyat vel kemiyyat ve istimalil umuril cismaniye. Bunlar da eşyanın doğası ile ilgili ve yine keyfiyet, nasıllığı, kemiyet sayısı ve cismani işlerle daha çok meşgul olurlar. Rumlar ve Acemler. Cismaniyet, diğerleri ruhaniyet dedi. Böyle taksim yapanlar var dedi. Ve minhum men kasemahum bihasebil arai vel mezahib. Bazıları da insanları
görüşleri ve mezhepleri inanışları açısından taksim etmiştir. Ve zâlike garaduna fi te'lifi hâzel kitâb. İşte bizim buradaki, bu arada Recep Çelik bir parmak kaldırdı diyor. Evet Recep Hocam. Hocam benim aklıma şey takıldı yani bu Şehristani niye böyle bir şey yapmış ki? Böyle sanki Arap, Hint, Rum, Acem diye böyle artık bölgesel mi bu yoksa şey olarak mı yaklaşmış hocam? Cismani demiş bir de ruhani diye Evet. ayırmış. Hani birisi aklı öncelerken diğeri Tabii. fiziği yani sezgiyi mi Bu öncelemiş? hocam şöyle bu burada tabii Şehristani kendisi yapmıyor bunu. Diyor ki yani insanların bu dünyada o zamanki tabii bildikleri dünya açısından var olan insanların taksimini kimisi bölgesel yapmış, kimisi yönler itibariyle yapmış, bazısı da görüşler itibariyle yapmış, bazısı milletler üzerinden yapmış. Yani bu o coğrafyacıların aslında coğrafyacıların daha çok eserlerinde gördüğümüz taksimler bunlar. Bu onlara aktarıyor. Yani kendisi böyle düşündüğü için değil. Burada şimdi şu dördüncüde şey söyleyecek. Şimdi şu dördüncüde bize şeyi söyleyecek. Kendisinin de garadı bu diyor ya zaten. Bak ve minhum men kasamehum bihasebil ara'i vel mezahib. Bazıları da görüşlere ve mezheplere göre taksim etmiştir insanları. Vezalike garaduna. İşte bizim amacımız, garazımız da fi telifi hadel kitap diyecek herhalde. Evet. Bu kitabı telifteki amacımız da bu. Biz de hani bu taksimi neye göre yapacağız? Kişilerin inanışlarına ve görüşlerine göre. Ve hum munkasimuna bil kısmeti sahihati lula ila ehli diyanati vel milel ve ehli lehvai ve nihal. Bunlar da yani bu işi yapanlar da vehum munkasimuna bil kıs ha, ya da vehum dediği şey artık bu görüş sahipleri, mezhep sahipleri bunlar da munkasimune taksim edilmişlerdir. Bir kısmeti sahihati lula birincisi sahih olan taksim ehli diyanat vel milel yani semavi din sahiplerinin taksimi diğeri de ve ehlü lehvai ve nihal beşeri inanış sahiplerinin taksimi diye. Fe erbabut diyanati mutlakan diyor ki Diyanet sahipleri şunlardır. Mutlak anlamda Diyanet sahipleri misl-el Mecusi ve Yahudi ve Nasara ve Müslümin. Yani burada el-Milel kısmında diyor. Çünkü Mecusiler de biliyorsunuz Kur'an'da da Mecus ifadesi geçiyor. Ehli zimmet sayılmışlar Mecuslarda. Mecusiler, Yahudiler, Nasara ve Müslümin gibi kişiler bunlar Diyanet sahipleridir. Ve ehlül ehvai vel ara heva sahipleri, görüş sahipleri bunlarsa misl-el felasifeti ve dehriyeti ve sabiyeti ve abedetil kevakibi vel efsani vel verahimeti. Affedersiniz şu geçmeyen bende de var. İşte Aziz Allah bizim Konya semasında ezan okunuyor bu arada. Felsefeciler, dehriler yani materyalistler anlamında evet ahirete inanmayan yani zamanın ebedi olduğuna inanan diye çıkıyor. Sabiiler de bu da biliyorsunuz Kur'an'da Sabi de geçiyor. Burada tabii bunların yıldızlara taptığı dipnotta bilgi vermiş ama doğru bilgi değil. Abedetil kevâkib vel efsân, yıldızlara ve putlara tapanlar ve Brahmanlar. Bu Hint dinlerini Brahmanizm olarak alacak. Ve yeftariku kullun minhum, lam çıkmamış. Ve yeftariku kullun minhum fırakan. Bunların her birinden bir ne yapmıştır? Fırka çıkmıştır. Fe ehlül ehvai leyset tandabitu makalatuhum fi adedin ma'lum. Şimdi diyor bunlardan her birinin bir fırkası var ama ehlül ehvanın yani heva sahiplerinin yani beşeri inanışları kastediliyor. Onlar leyset değildir. Tandabitu munzabıt değildir yani. Oturmaz makalatuhum görüşleri fi adedin ma'lum. Bunların görüşlerini belirli bir sayıda ortaya koymak kolay değildir. Yoktur yani. Çok farklı görüşler var çünkü.
ve ehlü diyanat din sahiplerine gelince kad inhasarat mezahibuhum bi hukmül haberil varidi fiha. Bu konudaki varit olan haberin hükmünce bunların mezhepleri munhasırdır, bellidir yani, sınırlıdır. Buradan tabii 73 fırka rivayeti bizim literatürde fırka-i naciye anlayışının besleyen ümmetin ayrılığıyla ilgili rivayeti bir kullanıyor Şehristani. Diyor ki faftarakatil mecus mecusiler ala seb'ine fırkaten. Mecusiler 70 fırkaya ayrıldılar. Vel yehudu ala ihda ve seb'ine fırkaten. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Ve nasara ala isneteyn ve seb'ine fırkaten. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Ve muslimun ala selasin ve seb'ine fırkaten. Müslümanlar 73 fırkaya ayrıldılar. Ve naciyetu ebeden min el fıraki vahidetun. Ebedi kurtuluşa eren bu fırkalardan bir tektir vahide. İz çünkü el hakku min el kadiyeteynil mütekabileteyni fi vahidetin. Çünkü diyor ki iki birbiriyle mukabil, birbiriyle karşı karşıya olan ya da birbiriyle zıt iki kadıyede, iki meselede hak tek bir kişidedir. O yüzden fırka-i Naciye de tektir diyor. وَلَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ قَدِيَّتَانِ مُتَنَاقِدَتَانِ İki mütenakız birbiriyle çelişkili olan iki kadıyenin mütekabiletani ve birbiriyle hak mı doğru mu şeklinde karşı karşıya olan iki kadıyenin ala şerai ittekabul yani bu mukabele kuralları çerçevesinde illa ve en taktasima es-sidka vel-kezibe yani bunların doğru ve yanlış olarak doğru ve yalan olarak taksim edilmelerinden başka çare yoktur. Feyekunul hakku fi ihdahuma dune luhra hak da birisinde olur. Ve minel muhali muhaldir el hukmu muahhar mübteda oluyor artık o yüzden merfu okuduk. Alel mutehasimeyni el mutedaddeyni fi usulil ma'kulat bi ennehuma muhikkani sadikan. Dedi ki minel muhaldir el hukmu alel mutehasimeyni el mutedaddeyni birbirine karşı olan iki hasım arasında fi usulil ma'kulat yani makulat akli meselelerle ilgili usulde diyor. Aklın yöntemde diyelim, akli usullerle ilgili yöntemde makulat da bunların ikisinin de muhikkani sadıkan hak ve doğru olduğunu söylemek muhaldir diyor. Yani akli olarak da mümkün değildir. Doğru tektir diye tek bir fırka sadece Naciye'dir dedi. Şimdi tabii bu biliyorsunuz fırkayı Naciye konusu sünenlerde geçen bir rivayet. Hayli çalışma var bununla ilgili. Literatür, kitap da var, tez de var. Ben sadece şeyi hatırlatarak merhum Muhammed Zahid el-Kevseri'nin mukaddimatul Kevseri'de onun bir değerlendirmesi var. Ya bu Fırkayı Naciye muttefakun aleyh değil bir defa. Yani üzerinde ittifak edilmiş bir görüş yok bu rivayetle ilgili. Buhari ve Müslim anlamında söylemedim onu. Muhtelefun fih bir konudur bu. Çünkü Zahid el-Kevseri şöyle toplar. Der ki bu rivayeti kabul edenler var. Mutlak doğrudur ve oradaki sayıyı da mutlak 73 olarak alanlar var. Bazıları reddeder İbn Hazm'a örnek verir. İbn Hazm mesela bunun İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu bu rivayetin işte senedi elimizde yok ama 72 fırka cennette biri cehennemde diyen başka bir daha sahih senedi daha sahih bir rivayetin olduğuna atıf yapar. Ama bize şeyini vermez. Elevası minel o bunu yanlış bulur. Bazısı da kesretten kinaye eder. Yani bu rivayette sayı kastedilmiyor. İşte önce Mecusiler vardı, sonra Yahudiler, sonra Hristiyanlar. Hepsi birer arttı. Müslümanlar daha çok ayrılacak. Kesretten kinaye anlamında farklı yaklaşımlar var ama dediğim gibi muhtelafun fih bu rivayetle ilgili. O literatüre bakarsınız. Biz devam edelim.
وإذا كان الحق في كل مسألة نقلية واحدا. Şimdi diyor ki, madem diyor her akli meselede hak bir tek şeyde ise, bir tek haklı varsa, fel hakku fi cemi'il mesail, o zaman bütün meselelerde doğrusu hak, yecibu en yekune ma furkatin furkatin vahide. O zaman tek bir fırkada hak bütün meselelerde sadece tek bir fırkada olmalı. Ve inne ma arafna hada bis sem'i. Biz de bunu sem'an, yani bir rivayet, nakil olarak, hadis olarak var. Biz bunu öğrendik. Akhbara at-tenzilu fi, ha bunu sem'i olarak biliyoruz ki, akhbara at-tenzilu fi kavlihi azze ve celle, nitekim Allah Teala da bunu aslında tenzil bize söylüyor. Ve mimmen halakna ummeten yehdûne bil hakki ve bihi ya'dilûn. Ve mimmen halakna, ve yine bizim bu Araf suresi, Araf suresi 181. ayet-i kerime, ve mimmen halakna ummetun, yine bizim yarattıklarımızdandır bir ümmet ki, yani yarattıklarımız içerisinde öyle bir ümmet vardır ki, yehdûne bil hak ve bihi ya'dilûn, bunlar hak ile rehberlik ederler ve yine o hak ile adaleti temin ederler. Araf suresi 181. ayet-i kerimeyi de bu sem'i delil olarak söylüyor. Evet. Ve akhbaran nebiyyü aleyhissalatu vesselam. Nebi aleyhisselam da şunu haber verdi sem'i olarak. Setefteriku ümmeti ala selasin ve seb'ine fırkaten. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. En naciyetu minha vahidetun. Onlardan kurtuluşta olan vahidetun tektir. Vel bakuna helka. Kalanlar helka, helaku, yani helak, helaktedirler. Helak olmuşlardır. Kile ve menin naciye. Soruldu. Naciye kimdir? Kurtuluşa eren fırka. Kal ehli sünneti vel cemaat. Ehli sünnet vel cemaattir dedi. Kile ve mes sünnetu vel cemaat. Peki sünnet ve cemaat nedir? Kale ma en aleyhi el yevm ve ashabi. Ma en aleyhi el yevm, bugün benim üzerimde bulunduğum yol ve ashabımın yoludur dedi. Kale aleyhissalatu vesselam, yine aleyhissalatu vesselam şunu dedi, şunu buyurdu. La tezalu taifetun min ümmeti zahirin alel hakki ila yevmil kıyame. Benim ümmetimden bir grup kıyamet gününe kadar hak üzere bulunurlar hadisini söyledi. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm, la teçtemi ümmeti alâ dalâletin, ümmetim dalâlet üzerine birleşmez. Bu rivayetleri söyledi. Şimdi tabi bu rivayetin, biliyorsunuz o bahsettiğim demin makaleler var, çalışmalar var. Bu rivayetin özellikle ve minen naciye kısmı ile ilgili, mesela mutezili kaynaklar el mutezile diyor. Şia şia diyor. Herkes kendine göre bu rivayetin şeyleri farklı, yani bu ikinci kısımları 73 fırkadan sonrası ile ilgili farklı rivayetler de var. Herkes kendine göre değerlendiriyor. Yine kabul etmeyen yaklaşımlar da var. Yani tartışmalı bir konu bu fırkayı naciye meselesi. Ama bizim eserlerimizin baktığınız zaman şey hariç, Makalatül İslamiyyin de geçmez bu rivayet. Eşari'nin Makalatül İslamiyyin ve İhtilaful Musalli'nde geçmez. El Fark Beyn El Fırak mesela, Abdülkahir El Bağdadi tamamen bunun üzerine kurar kitabını zaten. Bana bu rivayeti sordunuz, onun üzerine o rivayeti açıklamak üzere bu El Fark Beyn El Fırak'ı yazıyor. El Milal ve Nihal aslında bu rivayet esaslı almıyor ama o da bu rivayeti gördüğünüz gibi biliyor. El Fisal fil Milal ve Nihal ve Lahva'i ve Nihal de İbn Hazm reddediyor dedik. Yani baktığınız zaman aslında bizim klasik literatürde bir kısmı bu rivayete dayalı olarak eserini yazıyor. Evet Volkan Hocam, buyurun. Hocam, bu rivayeti reddedenler acaba sünnet olarak mı reddediyorlar, yoksa hani mana olarak mı reddediyorlar? Yani şöyle, bunu senet olarak değil de İbn Hazm bunu İslam'a aykırı bulduğunu söylüyor. Senet yönüyle daha sağlam bir
Senedi daha sağlam bir rivayet var. Tam tersini söylüyor. 72'si cennette, biri cehennemde. Onu söylüyor. Sanırım Ahsenü't Takasim'de geçiyor diye. Ama orada da geçmiyor. Senedi geçmiyor. Sadece böyle bir rivayet var diyor. Senet yönüyle değil şey. Yani şey yönüyle. İslam'ın ruhuna aykırı, bir de Resulullah hayıflanmıyor. Hani Resulullah'ın Buhari'de geçen rivayetlerinde benden sonra birbirinizin boğazlamayın, işte havzımın başında ben bulunacağım, tam ümmetim diyeceğim, gelip benim önümden alacaklar. La tedrima ahdesu ba'dek, senden sonra bunlar ne işler yaptılar bilmeyeceksin. Yani böyle hayıflanması gereken bir hayıflandığı, daha doğrusu, rivayetler var. Bunu o şekilde görülüyor. Ama bizde tabii geleneksel olarak baktığımız zaman çoğu kaynağımız bu rivayeti görüyor. Buna göre bir tasnif var. Ama dediğim gibi Şia kendisine Şiati şeyini koyuyor. Efendim, Mutezile kendisi için yorumluyor. O yüzden muhtelefun fih dedik. Hocam bizim ehli sünnette bu rivayet manevi bir mütevatir yoksa sadece hani ahad haber kategorisine mi? Yo, bu ahat haber. Yani mütevatir gören yok bildiğim Şey yok kadarıyla. yani Tabii, manevi mütevatir. yani şey olarak lafzi mütevatir değil zaten de. Ha, manevi mütevatir olabilir mi diye sordum da. Yok yok, mütevatir iddiası yok. Hatırlamıyorum yani mütevatir olduğuna dair bir şey yok. Ha, hocam şey bilir mi? Hadi düşünebilir mi? Hani bir konu hani 10 ya da 20'den fazla ulaştığında bu artık manevi mütevatire giriyor yani bir konu lafzen aynı olmasa bile hani mana yönünden ortak bir fikir çıktığı için artık bu manevi mütevatire girdiğine yani %90'lık bir hadis alimleri var ya o yüzden dedim ben. Yani şöyle, bu mesela bu rivayet şeyde geçiyor. Sünenlerin hepsinde de geçmiyor değil mi? Üç sünende yanılmıyorsam geçiyor. Buhari ve Müslim'de yok. O şeyi tam bilmiyorum yani, o manevi mütevatir olduğunu söyleyen var mı, girer mi? Onu tam bilemiyorum. Yani Zahid el-Kevseri de, o Mukaddimatul Kevseri'den okumuştum ben. O da bahsetmiyor bu yönüyle, hani bu hadis. O sadece durumu ortaya koyuyor, diyor. Bu rivayete üç yaklaşım var. Bununla ilgili kitap da hatırlıyorum yani. Kitap da var, makaleler de var. Bir tez de vardı sanırım. Ona bakılabilir yani bu. Ama muhtelefun fih. Şimdi Teşekkür ederim hocam. ederim. Şimdi tabii şu var. Hani bu rivayet mi eserleri, bizim eserleri doğurdu? Değil tabii ki. Ya mesela Makalatül İslamiyye'nde bu rivayeti görmüyor. Bu rivayetten bahsetmiyor şari. İhtilafları bahsediyor. Ama bazen de hani rivayet, mesela Bağdadi'nin kitabı da El Fark Beyne'l Fırak'ta rivayet merkezli. Rivayeti söyleyip baştan sonra diyor, işte bana bu rivayeti sordunuz, ben de size anlatayım diye eserini yazıyor. Şimdi ikinci mukaddimeye geldik arkadaşlar. Hemen başlayacağım ama buraya kadar bir hani daha tam net bir usul ortaya koyamadık. Bu haliyle iyi mi? Yani bu şekilde işte ben okuyorum, hızlıyım, yavaşım, şeyleriniz nelerdir? Onu paylaşırsanız ya yazarsanız, böyle devam edelim mi? Ya da farklı bir yöntem önerisi varsa onu duymak isterim. Değilse ben bu şekilde devam edeceğim. Yani evet. El-Mukaddimetü Saniyetü. İkinci mukaddime. Fi tayini kanunin, bir ilke tayin etme hakkında diyor. Kanun belirleme. Yubna aleyhi, bu tabi sıfat cümlesi oluyor, nekrayı açıklıyor. Kanunin yubna aleyhi, onun üzerine bina edilir. Ta'didul firakil İslamiyeti, İslam fırkalarının sayısının bina edildiği, üzerine bina edildiği bir ilke belirleme hakkında. Yani biz bu İslam fırkalarını işte mesela hadise dayalı olarak 73 mü diyeceğiz? Çünkü 73 rivayetiyle ilgili Zahid el-Kevseri haklı olarak şunu diyordu. Ya şimdi 73 ile sabitlersen sen bunu, zaman devam ediyor, insanlar yaşıyor ama farklı fikirler, düşünceler çıkabiliyor. Dolayısıyla bu
73'te sabitlemek biraz şeye aykırı, hayatın doğal akışına. Ya da bazı müelliflerimiz baktığımız zaman hiç fırka olmayacak. Fırka olmayacak düşünceleri de fırka olarak zikredebiliyorlar 73'ü bulmak için. Bu tür sıkıntılarından bahsediyor. Şimdi burada diyor ki İslam fırkalarının sayısını neye göre biz tayin edeceğiz? Onunla ilgili mukaddime. İğlen bil ki enneli ashabil makalati makalat yazarlarının yani mezhepler tarihi eseri yazarların, makalat yazarlarının turukan fi ta'dilil firakil İslamiyeti. İslam fırkalarının sayısı, tahdidi, adedi konusunda farklı yolları vardır. Farklı yolları var. Enne'nin ismi olduğu için Turukan okuduk. La ala kanunin müstenedin ile aslin ve nasin ve la ala kaidetin muhbiratin anil vücud. Şimdi diyor ki farklı yollar var. La ala kanunin müstenedin ile aslin ve nasin. Yani bir aslı ve bir metni olan metne dayalı bir ilke yok. Ve la ala kaidetin muhbiratin anil vücud. Ya da o mevcut durumu, o varlığı gösteren bir ilkeye de dayanmaksızın farklı farklı şeyleri var diyor. Yöntemleri var. Fema veceddu musannifine minhum muttafikine ala minhacin vahidin fi ta'didil firak. Ben diyor bir tane bile yazar görmedim ki fırka sayısında, fırka sayılarını belirlemede tek bir yöntem menheç üzere ittifak etmiş olsun. Hiçbirini görmedim. Yani hepsinin farklı farklı yöntemleri var. Ve minel ma'lum illezî lâ mirâe fîhî. Hiç şüphe olmayan bir gerçektir ki, yani bilinir ki en leyse kullu men temeyyize an gayrihi bi makâletin ma. En ne okuyalım? En ne leyse kullu men temeyyize an gayrihi bi makâletin ma fi mes'eletin ma udde sahibu makâletin. Yani diyor ki bu da çok iyi bilinir ki her bir görüşüyle başkasından temeyyüz etmiş ya da bir meseledeki farklı bir düşünceye sahip olan kişi udde sahibi makale bir görüş sahibi mezhep sahibi sayılmaz. Yani farklı bir görüşü var diye farklı bir fikre sahip diye mezhep sahibi sayılmaz. Ve illa fetekâdu tahrucul makalâtu an haddil hasri vel addi. Yani eğer böyle olursa İşte bir meseleden dolayı bir görüşü var diye onu da mezhep sayarsak o zaman ne olur? Tekadu tahrucul makalat bu görüşler, mezhepler an haddil hasr vel ad. Yani bir sınırdan ve sayıdan çıkar giderler. Yani yüzlere, binlere varırlar. Dolayısıyla bu böyledir. Ve yekunu men inferada bi mes'eletin fi ahkamil cevahiri meselen ma'dudan fi idadi ashabil makalat diyor ki böyle olursa o zaman mesela cevherin hükümleri konusunda bir meseleden dolayı münferit olan, tek kalan, farklı bir fikre sahip olan kişiyi mesela o zaman makalat sahibi yani görüş sahibi, mezhep sahibi sayılır diyor. Öyleyse felabudde izen öyleyse gerekir min dabitin bir dabit bir ölçü olması lazım. Fi mesaile meselelerle ilgili bir ölçü olmalı. Hiye usulun ve kavaidu. Bu da bir usuldür. Yani bir ilkedir. Ve kavaid ilkelerdir. Yekunul ihtilafu fiha ihtilafen yu'teberu makaleten. Yani öyle bir usul bir ilke biz ortaya koymalıyız ki buradaki ihtilaf makale yani bir mezhep sayılsın, görüş sayılsın ve yuaddu sahibuhu sahibe makaletin o görüşün sahibi de fikir sahibi olarak, mezhep sahibi olarak görülsün. Böyle bir bizim şey koymamız lazım. Usul ve kavaid ortaya koymamız lazım. Böyle bir dabıtın ölçünün olması lazım. Ve ma vecettu. Ben de bulamadım diyor. Bulmadım. Li ehadin min erbabil makalati. Ben bu makalat sahiplerinden yani bu yazarlardan kimse de görmedim, bulmadım. İnayeten bi takriri hada dabit. Bu ölçüyü, dabıtı ifade etmeye bir özen gösteren kimseyi görmedim. Yani bu bahsettiğim şeye dikkat eden kimseyi görmedim. İlla ennehum. Fakat onlar ne yaptılar? İstersalû fî îrâdi mezâhibil ümmeti keyfe ittefaka.
Ama bunlar yani bu dediğim bir ölçüyü koymadılar. Ama ortaya çıktı yani şey oldu. İster Senu burada artık şey yani serbest bir şekilde hareket ettiler. İşlerine geldiği keyfe ittifaka. Bir irade mezhepleri ortaya koymada nasıl o keyfe ittifaka nasıl bu meydana geldiyse yani rahat bir şekilde hareket ettiler. Alel ve çillezî vecede bulduğu şekil üzere. Yani dedi ki mesela işte bir diyorlar ki mürciye var 5'e ayrılıyor. Hariciler var 20'ye ayrılıyor. Genelde öyle yapmışlar. Bu da ona uydu. La ala kanunin mustakirrin oturmuş bir kanuna ilkeye dayalı olarak değil ve aslin mustamirrin yani sürekli bir asla dayalı olmaksızın böyle görünce diyor feçtehettu ben çalıştım alamateye sıra mine takdir yani gücüm ölçüsünde artık yapabildiğim kadar kolay olduğu ölçüde ben çabaladım. Ma teyessara minet takdir ve tekaddara minet teysir hatta hasartuha fi arba'i kavaide diyel usulül kibaru. İşte ben de diyor böyle birini görmeyince kendim teyessara minet takdir yani bu takdir değerlendirme diyelim. Değerlendirmede kolay olacak. Ve tekaddara minet teysir ve yine kolaylığı da belirleyecek şekilde bunları ben dört ilke etrafında sınırlandırdım. Hiyel usulül kibar dört tane ilke koydum. Yani bir düşüncenin, bir fikrin mezhep olabilmesi için dört tane ilke ortaya koydum diyor. Şimdi o ilkeleri söylüyor. Birincisi, el kaidetul ula, birinci ilke, es-sıfatu ve tevhidu fiha. Yani diyor ki bir hangi meselede ki farklılıktan dolayı biz hani bir düşünceye, bir fikre, bir mezhep tanımlaması yapacağız. Şu dört ilke etrafında olmalı diyor. Birincisi es-sıfatu ve tevhidu fiha. Allah Teala'nın sıfatları ve buradaki tevhid, bunların birliği konusunda birinci mesele ilkemiz bu. Ve hiye teştemilu ala mesaile. Bu da şu meseleleri içerir. Es-sıfatul ezeliyetu. Mesela ezeli sıfatlar konusundaki yaklaşım. İspaten inde cemaatin ve nefyen inde cemaatin. Mesela bazısı ispat ediyor bunu, ezeli sıfatları kabul ediyor. Bazısı nefy ediyor. Ve beyanı sıfatı zat ve sıfatı fiil. Zati sıfatın açıklaması, fiili sıfatların açıklaması. Ve ma yecibu lillahi teala. Allah Teala'ya vacip olan, aslah olan diyelim. Ve ma yecuz aleyh, onun için caiz olan. وَمَا يَسْتَح۪يلُ onun için müstahil olan, düşünülemeyecek. Ve fihel hilafu mesela diyor ki bu mesele tevhid, sıfatlar ve tevhid konusu bu konudaki farklılık hani bir mezhebileşmede bu değerlendirilebilir. Buradaki farklılık mesela ne diyor? Ve fihel hilafu mesela bu meselede ihtilaf vardır. Beynel eşariyeti vel kerramiyeti vel mücessimeti vel mu'tezile. Mesela bu bahsettiğimiz sıfatlar ve tevhid konusunda ya da bu zikrettiğimiz meselelerde eşarilerle kerramiler, mücessime ve mutezile arasında farklılık vardır. İşte bu mesele çünkü tam da bir hani mezhep olarak değerlendirebileceğimiz bir alana tekabül ediyor buradaki farklılıklar. El kaidetü saniyetu ikinci ilke el kaderu vel adlu fihi. Kader ve buradaki adalet meselesi. Yani insanın fiilleri Allah'ın adil oluşu, zalim olmayışı, teodise meseleleri, din felsefesindeki gibi. Kader ve buradaki kaderdeki adalet meselesi. Ve hiye teştemilu ala mesaile. Bu da şu meseleleri şamildir, meselelere. Nedir? El kada vel kader vel cevru vel kesb. Tabii mecrur olduğu için bunu biliyorsunuz. Biz eski şey okuduğumuz için bazen rahatsız ediyor bizi, vurgulamak ihtiyacı hissediyoruz. Yani bunu el-kada'u, el-kaderu şeklinde merfu da okuyabilirsin. Ya da dersin ki ala mesa ile harf mecrur olduğu için işte el-kada'i kader meselesi, kaza meselesi. El-kaderi kader, vel-cebri vel-kesbi cebir ve kesb meselesi ve iradetil hayri ve şerri hayır ve şerrin irade edilmesi meselesi. Efendim, vel-makturi vel-ma'lum, makturi olan, malum olan konular.
Bu ispaten inde cemaatin ve nefyeninde cemaatin. Bir grup bunu kabul ediyor. Bir grup da bunu ne yapıyor? Nefy ediyor, reddediyor. Ve fihel hilafu. Burada da beynel kaderiyeti ve neccariyeti vel cebriyeti vel eşariyeti vel kerramiyeti. Bu konuda da kaderiye ile neccariye, cebriye, eşariye ve kerramiye arasında ne vardır? Fark vardır. Bu işte mesela bu mesele bir fikrin mezhep olup olmadığı ile ilgili önemli bir şeydir. El kaidetu salisetu, üçüncü ilke, el va'du vel va'idu vel esma'u vel ahkam. Bu da va'd, va'id, esma ve ahkam konuları. Yani küfür iman meseleleri. Ve hiye teştemilu ala mesaile. Bu da şu meseleleri şamildir, içerir. Nedir onlar? El iman, iman ve tevbetu vel va'idu vel irca'u ve tefkiru ve taddilu. Şey, tekfir bu herhalde, yanlış olmuş. Tefkir değil de tekfir ve taddil. İman, tevbe, va'id, cehennemle tehdit etme, yani şeyini yerine getirmesi Allah-u Teala'nın. İrca, tekfir ve taddil konularını içerir esma ve ahkam. İspaten ala veçhin inde cemaatin, bir yönüyle bir grup nezdinde bu kabul edilmiştir. İspat edilmiştir. Ve nefyen inde cemaatin, bir grup bunu nefyeder, kabul etmez. فيها الخلاف بين المرجئة والوعيدية والمعتزلة والأشعرية والكرامية. Burada da ihtilaf mürciye, vaidiye, havaricin vaidiyesini herhalde kastediyor. Mu'tezile, eşariye ve kerramiye arasında ihtilaf vardır. El-kaidetur rabiatu, dördüncü ilke, es-sem'u vel-aklu ve'r-risaletu vel-imame. Bu da semiyat, sem vel-akıl, yani sem'i delil, vahiy, hadisler, akıl, risalet, imamet meseleleri. Ve hiye teştemilu ala mesaile et-tahsini ve't-takfihi ve's-salahi ve'l-aslahi ve'l-lutfi ve'l-ismeti fi'n-nubuvve. İşte husul kubu, salah aslah meselesi, lütuf, ismet, peygamberlerin ismeti ve şeraitü'l-imame, imamda aranan şartlar, nassenin de cemaatin, mesela Şiilere göre nedir? Nas ve tayin vardır. Bir grup burada nasıl olduğunu söylüyor. Ve keyfiyet intikali ala mezhebin men kâle bin nassi ve keyfiyet ispati ala mezhebi men kâle bil icma. Şimdi bunun nas bir gruba göre nassendir. Bir grupta da keyfiyet intikali ala mezheb, bir mezhebe göre bunun nas olduğunu, bu konuda nas olduğunu söyleyen mezhebe intikalinin keyfiyeti ve keyfiyet ispati ala mezhebi men kâle bil icma. Bunda icma olduğunu söyleyen, icmaya hüküm veren bir mezhebi keyfiyeti, bunu kabulde keyfiyeti. Fel hilafu fiha beyne'ş şiati vel havaric vel mu'tezileti vel kerramiyeti vel eşariye. Burada da bu meselede de şia, havaric, mu'tezile, kerramiye ve eşariye arasında ihtilaf vardır. Şimdi bu dört tane meseleyi, ilkeyi vaz ettikten sonra diyor ki ve izâ vecedna, biz bulursak, şayet bulursak, İnfirade vahidin min e'immetil ümmeti bi makaletin min hadihil kavaid. Diyor ki biz, diyor, ümmetin imamlarından birini bu zikrettiğimiz ilkelerden, dört ilkelerden birisinde infirad ettiğini, yani farklı bir görüş ortaya koyduğunu görürsek, adedna makaletehu mezheben. Onun makalesini, o görüşünü dedik ki işte bu sıfatlar konusunda falanca kişi nedir? Bunun bu görüşü mezheptir. Ve cemaatehu fırkaten, onun cemaati de bir fırkadır. Fırka ismini alır dedik, diyor. Ve in vecedna vahiden infarada bir meseletin, şayet, diyor, sadece bir meselede, yani bu ilkelerden birinde değil de birindeki bir meseleden, sadece diyelim husul kubu konusundaki bir meselede infirad ettiyse, tek bir o farklılaştıysa, fela nec'alu makalatehu mezheben. Onun o görüşünü bir mezhep olarak değerlendirmeyiz ve cemaatehu fırkaten, onun grubunu da, onun taraftarlarını da bir fırka olarak tanımlamayız. Bel nec'aluhu mundericen tahta vahidin mimmen vafaka sivaha makalatehu. Aksine biz onu ne yaparız? Yani burada o infirad ettiği, ayrıştığı konu dışındaki görüşleri kiminle muvafıksa onun çatısı altında deriz ki, mesela Mutezili'dendir. Ama Nazzam diyelim, işte Mutezili Nazzam diyelim, Tafra
konusun tafra yaklaşımıyla diğer mutezillerden ayrışıyor. Onlar da yok. Ama diğer görüşlerinde çoğunda uyuştuğu için deriz ki bu nazam işte mutezilidir deriz. Onu ayrıca bir şey olarak müstakil bir mezhep sahibi olarak görmeyiz diyor. Varadadna baki ismi menkus olduğuna göre radadna bakiye makalatihi ilel furu illeti la tuaddu mezheben. Onun diğer görüşlerini şey yaparız. Yani irca ederiz, reddederiz, göndeririz. İlel furu illeti. Yani furu meseleler altında değerlendiririz. Elleti la tuaddu mezheben mufraden. Tek bir mezhep sayılmayan furu meselelere dahil ederiz diyor. Fela tesebul makalatu ile gayri nihaya. Çünkü niye böyle yaptık? Niye bu dört ilkeyi koyduk ve niye bunu söylüyoruz? Çünkü la tezhebul makalat ila gayrin nihaya. Yani çünkü görüşler sonsuza kadar devam etmez yani diyor. Feiza yani bir meselede artık bir şey olur. Yani ya kabul edersin, reddedersin. Artık bunun de şeyi olmaz yani sonsuz değildir. Feiza taayyenetil mesailu allati hiye kavaidul hilaf. Şimdi diyor bu ihtilaf meselesi olan, ihtilafın temelini oluşturan bu meseleler ortaya tayin ettiğine göre, tayin edince diyor, belirlenince tebeyyenet. Ortaya çıktı ki, ortaya ne çıktı? Aksamul Fırak-ı İslamiyeti. İslam fırkalarının taksimi ortaya çıkar. Yani sayısı belli olur. Ve hasarat kibaruha fi arba'in ba'de en tedahale ba'duha fi ba'd. Her ne kadar bazısının birbiriyle tedahülü, birbiriyle geçişkenliği olsa, yaklaşsalar, uzaklaşsalar da son tahlilde diyor, İslam mezhepleri dört, büyük fırkaları dörttür diyor. Dört fırkada ne olur? Münhasır olur. Bununla sınırlanır. Bunlar da nelerdir? Kibarul Fırak-ı İslamiyetil Erba'i, dört büyük İslam fırkası, Kibaru El-Fırak-ı İslamiyeti El-Erba'yı nasıl harekesini nasıl okuyacağız? Kibaru'dan dolayı merfu okuyacağız. Kibarul Fırak-ı İslamiyeti'l-Erba'u dört büyük İslam fırkası. Bakın demek ki Şehristani dörde ayırıyor. Nedir diyor? El-Kaderiyyetu. Birincisi Kaderiyye. Mesela Mutezile'yi de bunun içinde görecek. Kaderiyye Mutezile. Sıfatiye derken burada ehli sünneti bunun içinde görüyor. Sıfatiye çünkü sıfatları kabul edenler anlamında. Bunlara Allah'ın sıfatlarını kabul edenler anlamında sıfatiye dendiği için ehli sünneti burada değerlendiriyor. Mesela muattıla denir değil mi? Mutezile'ye muattıla sıfatiyenin mukabili olarak. Niye? Onlar da ta'til. Sıfatları nefret ettikleri için onlara muattıla denmiş. El havariç ve şia. Hariciler ve şia. Yani gördüğünüz gibi aslında Şehrestani merhum şeyi yani çok anlaşılır yapmış oluyor. Dolayısıyla mesela Bağdadi'nin şeyindeki gibi kaybolmuyorsunuz. Bazı metinlerde kayboluyorsunuz. Ne dedi? Bu nereye gidiyor? Ama adam baştan itibaren merhum şeyi söylüyor. Diyor ki dört tane ilke koydum. Sıfatlar işte vaad, vaid, kader, semiyat meseleleri. Burada farklı görüşü olanları ben mezhep saydım. Buna göre de dört tane büyük İslam mezhebi vardır. O tabii 73'ü buradan bulacak. Yani 73'ü işte diyecek kaderiye 20 diyecek, Havariç 20 diyecek, Şia 20 diyecek, 60 işte Mürciye'yi sayacak vesaire. 73'ü o da bulacak ama en azından başlangıçta diyor ki 4 tane mezhep vardır. Büyük İslam mezhebi Kaderiye, Sıfatiye, Havariç ve Şia. Sümme yeterakkebu ba'duha ma'bat ve yeteşa'abu an kulli firkatin asnaf ve tasil ila 73 firkata. Şimdi tabii bunlar diyor birbirleriyle iç içe geçmişler. Bunlar birbirlerine geçmişler. Ve yeteşa'aban kulli fırkatin asnafun. Her bir fırkadan farklı şubeler, sınıflar ortaya çıkmıştır. Fatasıl ila selasin ve sebeine fırkaten. Böylece diyor 73 fırkaya bu da ne olur? Ulaşır. Ashabi kutubil makalat tarikani fit tertib.
Şimdi bir de diyor ki bu mezhepler tarihi yazarlarının fırkaları tasnifte tertipte iki tane yöntemi vardır. Bunu söyleyecek. Birincisi ehaduhuma, birinci yöntem ennehum vada'ul mesaile usulen. Bunlar önce meseleleri ortaya koyuyorlar. Sümme evradu fi kulli mes'eletin mezhebe taifetin taifeten ve fırkatin fırkaten. Önce meseleleri ortaya koyuyorlar. Mesela sıfatlar meselesi diyorlar. Kader meselesi diyorlar. Önce meseleleri sonra da evradu fi kulli mes'elete fi kulli mes'eletin mezhebe taifetin. Yani her meseleyle ilgili işte bir mezhebin o meseleyle ilgili görüşünü söylüyor. Diyor ki Kaderiye şöyle dedi, Mutezile böyle dedi, Hariciler şöyle dedi. Mesele ve meselenin altında mezheplerin görüşleri. Fi kulli meseletin mezhebe taifetin taifeten ve fırkatin fırkaten ve her bir fırkanın da fırka olarak görüşünü getiriyorlar diyor. Vessani ikincisi ennehum vada'ur rical ve ashabel makalat usulen. Usul olarak önce şahısları ve mezhep sahiplerini ortaya koyup yani ne diyor? Mezhebi sayıyor. Diyor ki Mutezile mezhebi, Şia mezhebi, işte Kaderiye, Mürciye, Müşebbihe, Neccariye bunların mezhebi veriyor sonra onların adamlarından bahsediyor. Sümme evradu mezahibehum fi meseleten her konuda da farklı farklı görüşlerini söylüyor. Yani ikincisinde de mezhebi zikredip oradaki şeylerinin mezhep içerisindeki alimlerin görüşlerini zikretme şeklinde iki tane tertip var diyor bu makalat yazarlarının. Ve tertibu hadel muhtasar, bu benim muhtasarımın, özet çalışmamın tertibi ise ala tarikatil ahira. Son, ikinci bahsettiğim yöntem üzere. Yani nedir? Önce mezhebi söylüyorum, sonra mezhebi taraftarı alimler ve onların görüşleri. Niye? Çünkü li enni vecettuha azbata lil aksam. Çünkü ben bunun daha mazbut, daha düzgün, daha şey olduğunu, lil aksam, taksim için daha uygun olduğunu gördüm. Ve elyak vecettuha azbata ve vecettuha elyaka bi babil hesap. Matematiksel olarak da matematik yani hesap açısından da bunun daha güzel olduğunu söyledim. Yani şey oluyor. Bu şey anlaşıldı değil mi? Birincisinde meseleleri ortaya koyuyor. Sonra o meseleyle ilgili aslında hakikaten baktığınız zaman ikinci yöntem daha düzgün. Şehristan'da tercih ettiği. Niye? Bize söyleyecek. Diyecek ki Mutezile, bu Mutezile işte şu beş ilkeye inanırlar. Şu kadar mezhebi vardır. Görüşleri zikredecek. Bu ikinci tertip daha makul. Birincisinde çünkü şey karışabilir. Mesela birinci tertip şeyde var. Bizim Eş'ari'nin Makalatül İslamiyye'nin de birinci tertibi görüyorsunuz. O özellikle bu Celilül Kelam değil de Dakilkül Kelam cildinde mesela cevher konusu diyor. Cevher başlığı altında Mutezili Nazzam şunu dedi, işte Kerrami bunu dedi, ehli şey şunu dedi. O mesela meseleleri zikredip alimlerin görüşlerini söylüyor ama orada şey karışabiliyor yani şimdi burada hangi mezhep ne dedi birbirine karışabiliyor. Ama orada da neyi görebiliyorsun? Ha cevherle ilgili aslında işte ehli sünnetten falanca ile Mutezile'den filanca benzer düşünüyormuşu görebiliyorsun. Onda öyle belki bir faydası var. Ama son tahlilde sanki bu Şehrestani'nin de tercih etmiş olduğu mezheplere göre şeyi sıralamak sanki tertip daha anlaşılır. Evet şimdi şurada son cümlesi herhalde bu mukaddimenin. Bu da şey bir cümle, önemli bir cümle. Yani bizim Şehrestani'nin hani diğer bizim mezhep yazarları arasındaki o temayüz edici, temeyyüz eden, onu tebarüz ettiren yaklaşımı ayırıcı yaklaşım. Yani tarafsız oluşu, efendim, objektifliğine ilişkin bir cümle. Diyor ki, ve şartı ala nefsi. Ben diyor, şunu kendime şart koştum diyor bu kitabı telif ederken. En uride mezhebe kulli fırkatin, ben diyor her fırkanın mezhebini, görüşünü getireceğim, yazacağım. Alama vecettuhu fi kutubihim. Onların kendi kitaplarında nasıl bulduysam,
kendini nasıl tanımlıyorsa o şekilde ben kendime bunu şart koştum. Yani o fikri buraya alacağım. Min gayri taassubin lehum. Yani ne onlara taassup göstereceğim, yani onu kayıracağım bu bizim mezhepten diye, ne taassup göstererek, ne de velâ kesrin aleyhim, ne de onu şey yaparak, yani onun görüşlerini kısarak, yanlış anlaşılabilecek şekilde efendim şey yaparak, yani gözümü kapatarak onun görüşlerine, dûne en ubeyyine sahihahu min fâsidihi. Ben tabii şu doğrudur, şu yalandır, sahihini, doğrusunu, yanlışından ayırmaksızın, buna işaret etmeksizin, yani bu işte tarafsızlığını gösteriyor. Ve o ay yine hakkahu min batılihi. Ve yine doğrusunu batıldan, hakkı batıldan ayırt etmeksizin, bakın bu yanlış düşüncedir vesaire demeksizin, ve imkâne la yakfa alel efhamiz zekiyeti fi medâri delâilil akliyeti lemahatul hakkı ve nefahatul batil ve billahi tevfik. Her ne kadar, hani bunu söylediğim zaman da diyor ki, ama diyor, ve imkâne her ne kadar la yakfa, gizli olmasa da, alel efhamiz zekiyeti, zeki zihinlere, zeki kişilere gizli değildir. Fi medarici delailil akliyeti, akli meselelerle ilgili, bu mezheplerin konularıyla ilgili bu meselelerde ne gizli değildir akıllı kişilere? Lemahatul hak, hakkın parıltıları, ve nefahatul batıl, batılın da nefesleri, batılın da nefesleri her ne kadar gizli olmasa da, ben ama ne diyor? Tarafsız bir şekilde bunu ortaya koyacağım diyor, ve billahi tevfik, başarı Allah'tandır diye. Bu ikinci mukaddimeyi de burada bitiriyor. Şimdi ikinci mukaddimeyi de okuduk. 15 dakikamız var. Yine soruyorum, var mı bir katkınız, itirazınız ya da. Bu arada ben şu sohbet şeylerini de tam bakıyorum zaman zaman ama büyük görünüyor. Küçültemiyorum, o yüzden tam okuyamıyorum şeyi. Evet. Devam ediyorum. El mukaddimetü salisetu, üçüncü mukaddime. Fi beyani evveli şüphetin. Üçüncü mukaddime de, yani aslında bizim şeyimiz, bizim ilgilendiren ikinci mukaddimede geçti. Yani bir düşüncenin, fikrin mezhep olabilmesi için dört tane şey ortaya koydu. Ve kendisi de dört İslam mezhebi, büyük İslam mezhebi olduğunu söyledi. Ve tarafsız olduğunu söyledi. Üçüncü mukaddime, fi beyani evveli şüphetin, ilk şüphe hakkında, vakaat fil halika, insanlar içinde, mahlukat içinde vaki olan, gerçekleşen ilk şüphe hakkında, ve men mastaruha fil evvel, وَمَنْ مُظْهِرُهَا فِي الْآخِرِ. Başlangıçtaki kaynak kimdi? Sonda bunun, bu kimde göründü? Onunla ilgili. Bir elen bil ki, enne evvele şüphetin vakat fil halika, yaratılmışlar içinde vaki olan, gerçekleşen ilk şüphe, şüphetu iblise le'anehullah. İblisi la'inin şüphesidir. Ve mastaruha, bunun kaynağı da, bu şüphenin kaynağı, İstibdaduhu bir ra'yi fi mukabeletin nas. Nas'a karşı rey'deki istibdadı, diretmesi, dayatmasıdır. Yani zaten söyleyecek, ben söylemeyeyim. Vaktiyaruhu istibdaduhu ve ihtiyaruhu el-heva fi muaradatil emir. Allah Teala'nın emri karşısında hevasını tercih etmesidir. Ve istikbaruhu bil maddeti allati hulika minha ve hiyen nar, ve onun yaratılmış olduğu maddeyle büyüklenmesidir. Ve hiyen nar, o da ateştir. Ala maddeti Adem aleyhisselam ve hiyet tayin. Adem kendi yaratılmış olduğu maddeyle büyüklenip, ki o ateştir. Kime karşı büyüklendi? Adem aleyhisselamın yaratılmış olduğu madde, ki çamurdur, topraktır. Ona karşı istikbarıdır, büyüklenmesi, bir de nas karşısındaki reydeki istibdadı diretmesidir dedi. Ve şa'abet min hâzih şüpheti. Bu şüpheden, şeytanın bu şüphesinden ortaya çıkmıştır.
şaabet seb'u şübehatin. Yedi tane şüphe ortaya çıkmıştır. Ve sârat fil halika ve bu sirayet etmiştir. Yani yaratılmışlar arasına geçmiş, sirayet etmiş, devam etmiş. Ve sârat fi ezhânin nâs hatta sârat mezâhibu bid'atin ve dalâletin. Ve bu şey yapmış yani sızmış insanların zihinlerine ta ki bidat ve dalalet mezhepleri ortaya çıkmıştır. Ve tilke şubuhatu masturatun fi şerhil enacil lil-erbaati. Bu şüpheler İncil'in dört şerhinde masturdur. Yani yazılıdır. Bunlar da İncil-i Luka, Markus ve Yuhanna ve Matta. Demek ki Şehristani 1153-12. yüzyıl. Gerçi İznik Konsili 321'di. Yani şeyi de biliyor. Hani dört İncil şeyi biliyor. Kültürlü birisi İncil'in dört nüshasını, şerhini biliyor. Mezkuratun fit Tevrati müteferrikaten. Tevrat'ta da müteferrik farklı farklı yerlerde mezkurdur, zikredilir bu şüphe. Ala şekli münazaratin beynehu ve beynel melaiketi ba'delemdir bir sucud. Tevrat'ta da diyor farklı yerlerinde Tevrat'ın şeytanla, iblisle, melekler arasında münazara şekillerinde bu şeydir, zikredilmiştir. Vel imtina'i minhum. El emru bis sucud vel imtina'i minhu. Secde emri ne işte imtina etmesi şeyde geçiyor diyor. Tevrat'ta münazara şeklinde şeytanla melekler arasında. Kale kema nukile anhum. Ondan nakledildiği üzere şöyle demiştir diyor. İnni sellemtu ben kabul ettim diyor şeytan. Ennel bariye bari ismi menkus ennel bariye teala Allah Teala Halik anlamında bari yaratıcım Allah Teala ilahi ve ilahul halki benim yaratıcımdır mahlukatın yaratıcısıdır. Alimun kadirun alimdir. Kadirdir, her şeye gücü yetendir. La yus'elu an kudretihi ve meşiyetihi. Onun kudretinden ve meşiyetinden dilemesinden hiçbir şey sual edilemez, itiraz edilmez. Ve ennehu mehma erade şey'en kâle lehu kun feyekûn. O ne isterse ona ol der, olu verir. Ve huve hakimun, hikmet sahibidir. İlla ennehu yuteveccehu alâ mesâki hikmetihi es'iletun. Yani ben diyor bunu kabul ediyorum demiş şeytan. Ama yutevec şu kadar var ki yuteveccih ala masaki hikmetihi esiletun. Yani onun hikmeti çerçevesinde, hikmetini anlamak anlamında ona bazı sorular sorulur. Kaletil melaiketu. Melekler dediler ki mahiye. Nedir bu sorular? Bu yedi suali, yedi şüpheyi anlatıyor. Ve kemhiye. Bunlar nelerdir ve kaç tanedir diye dediler melekler. Kale la'anehullah. La'in dedi ki sebon yedidir bunlar. Bu şüpheler. Nedir bunlar? El evvelu minha. Birinci şüphe şudur. Ennehu kad alime kable halki. O diyor beni yaratmadan önce bildi. Neyi bildi? Eyye şeyin yasturu anni. Benden ne sadır olacak? Ben ne yapacağım? Beni yaratmadan önce biliyordu. Ve yahsulu minni. Benden ne sadır olacak ve ne ortaya çıkacak? Allah biliyordu. Felime halakani evvelen. O zaman niye beni ilk yarattı? Yani beni niye yarattı? Ve mel hikmetu fi halqihi iyyaye. Beni yaratmasındaki hikmet nedir? Birinci şüphe bu. Ve sani ikincisi halakan iz halakani. İz had ediyor. Halakani ala muktada iradetihi ve meşiyetihi. Tamam beni İradesinin ve meşiyetinin gereğince beni yarattı. Felime kellefeni bi marifetihi ve taatihi. O zaman niye beni marifeti ve onu bilmek ve ona itaat, ibadet etmek de beni sorumlu tuttu? Ve mel hikmetu fi hadet teklifi. Bu teklif, bu sorumluluktaki hikmet nedir? Ba'de en la yuntefa'a bi taatin ve la yutadarrara bi masiyetin. Yani o benim taatim ona bir faydası olmayacak. Benim masiyetimin de bir zararı olmayacakken niye bizi yani niye sorumlu kıldı diyor. Bu biliyorsunuz yani bu soruları şimdi günümüzde de insanlar sorabiliyor.
Bunlara tabii ilk şüphenin kaynağı işte şeytandı diye söylüyor. Ve salisu üçüncüsü, iz halakani ve kellefeni. Madem beni yarattı ve sorumlu tuttu. Feltezemet feltezemtu teklifehu bil ma'rifeti ve ta'ati fe araftu ve ta'tu. Evet diyor ki ben de diyor madem beni yarattı ve sorumlu tuttu. Feltezemtu teklifehu bil ma'rifeti. Ben de onun teklifine, bu benim sorumlu tutmasına marifetle iltizam ettim, kabul ettim, onu kabul ettim. Ve taat ve ona itaat ettim. Fa'araftu ve ta'tu. Onu bildim ve ona ibadet ettim, itaat ettim. Feli ve kellefeni bi ta'ati Adem'e ve sucudi lehum. Beni niye Adem'e itaat etmeye ve secde etmeye beni zorladı, beni sorumlu tuttu? Ve mel hikmetu fi hadet teklifi alel husus. Yani özellikle bu teklifin hikmeti nedir? Ba'de en la yezidu en la yezide zalike fi marifeti ve ta'atiyya. Yani bu benim ona marifetimi ve ona itaatimi ziyadeleştirmeyecek, arttırmayacağı halde özellikle bunun hikmeti nedir? Ve Rabi'u dördüncüsü. İz halakani ve kellefeni alel itlak. Madem beni yarattı ve mutlak anlamda beni sorumlu tuttu. Ve kellefeni bi hadet teklif alel husus ve özellikle de bu Adem'e secde teklifinde sorumluluğunu bana verdi. Fe izâ lem escud li Adem'e. Ben de Adem'e secde etmeyince bu özel tekliften sonra. Felime le'aneni ve ahraceni minel cennet. Beni niçin lanetleyip cennetten çıkardı? Ve mel hikmetu fi zalike ba'de en lem ertekib kabihan illa kavli la escudu illa lek. Yani buradaki hikmet nedir ki ben de şu sözümden başka bir çirkin iş işlemedim, bir günah işlemedim. Benim tek çirkin işim ne? Kavli şu sözümdü. La escudu illa lek. Ben senden başkasına secde etmem. Vel hamisu, beşincisi, beşinci şüphesi. İz halakani ve kellefeni mutlakan ve hususan. Madem beni yarattı, beni mutlak olarak mükellef tuttu, sorumlu tuttu ve özel olarak da Adem'e secdeye memur kıldı. Felem atı, ben de itaat etmedim. Fele'aneni ve taradeni, bana lanet etti ve beni cennetten kovdu. Felime tarrakani ila Adem. Niye beni tarrakani ila Adem'e, yani beni Adem'e musallat etti, bana bir yol verdi Adem'e. Hatta dakhaltul cennete saniyen, ikinci sefer cennete girdim. Ve garartuhu bi vesveseti, vesvesemle onu aldattım. Fe'ekele mineşşeceratil menhiyye anha, nehyedildi, yasaklandığı ağaçtan yedi. Ve ahracehu minel cennete ma'i. Ve cennetten onu benimle beraber çıkardı. Niye bunu yaptı? Ve mel hikmetu fi zalike. Bundaki hikmet nedir? Ba'de en لَوْ مَنَعَن۪ي مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ لَاسْتَرَاحَ مِنِّي آدَمُ. Yani keşke diyor, yani şayet beni men etseydi cennete girmekten. لَاسْتَرَاحَ مِنِّي آدَمُ. Adem benden kurtulmuş olurdu. Ve بَقِيَ خَالِدًا ف۪يهَا. Adem orada ebedi kalırdı. Bundaki hikmet neydi diye sormuş. Es-sâdisu, altıncı şüphe. اِذْ خَلَقَن۪ي وَكَلَّفَن۪ي عُمُومًا. Madem beni yarattı ve umumi olarak sorumlu tuttu. Ve hususan ve hususi olarak Adem'e secdeyle mükellef kıldı. Ve la'aneni, beni lanetledi. Sümme tarrakani ilel cenne, beni cennete soktu, cennete gitmeme yol verdi. Ve kânetil husumetu beyni ve beyne Adem. Husumet benle Adem arasındaydı. Felime sallatani ala evladihi. Beni niye onun çocuklarına musallat kıldı? Hatta erahum min haysu la yaravneni. Hatta ben onları görüyorum, onlar beni görmüyorlar. Görmeyecek bir şekilde yaptı. Ve tuessiru fihim vesveseti ve benim vesvesem onların üzerinde etkili oluyor. Ve la yuessiru fiyye havluhum ve kuvvetuhum. Onlarınsa gücü, kuvveti ve kudreti bende bir tesiri olmuyor. Ve istitaatuhum ve onların işte güçleri de bana yetmiyor. Burada bir şey var. Yani neyse, sonra bakalım bir. وَمَا الْحِكْمَةُ فِي ذَٰلِكَ. Buradaki hikmet nedir? بَعْدَ اَنْ لَوْ خَلَقَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ دُونَ مَنْ يَحْتَالُهُمْ عَنْهَا فَيَعِيشُوا طَاهِر۪ينَ سَامِع۪ينَ مُطِع۪ينَ كَانَ اَحْرَى بِهِمْ وَأَلْيَقَ بِالْحِكْمَةِ. Evet, kaydı şurada. Evet.
Diyor ki, Evet. evet, buradaki hikmet ne? Fizalike. Ba'da en lev halakahum alel onları fıtrat üzere yaratsa. Dune men yahtaluhum anha. İhtale engel olan yani. Bu fıtrattan onları ayırmayacak. Onları fıtrat üzere yaratsa ve dune men yahtaluhum anha onları o fıtrattan onları engelleyecek kişi olmaksızın fıtrat üzere yaratsa da feyaişu tahirine samiine muteyin onlarla temiz işitenler ve itaat edenler olarak yaşasalar kâne ahrabihim onlar için daha güzel, daha iyi olurdu. Ve el yaka bil hikme hikmete de daha yarayışlı olurdu bu böyle olsaydı diye altıncı şüphe. Son şüphesi ve sabi'u sellemtu hâzâ kullehu. Hadi bunların hepsini kabul ettim. Halakani ve kellefeni mutlakan ve mukayyeden. Beni yarattı, sorumlu tuttu hem mutlak genel hem Adem'e secde anlamında mukayyet olarak. Ve izlem ati. Ben ona itaat etmeyince laaneni ve taradeni, bana lanet etti ve beni kovdu. Ve izâ arattu duhulel cenneti mekkeneni ve tarrakani. Ben cennete girmek istediğinde bana bu imkanı verdi ve bana yol verdi. Ve izâ amiltu ameli. Ben yapacağım işi yapınca beni çıkardı cennetten. Sümme sallatani ala beni Adem. Adem oğluna beni musallat etti. Felime izestehmeltuhu emheleni. Peki ben izestemheltuhu ondan mühlet istediğim zaman niçin emheleni bana bu mühleti verdi? Fekultu anzırni ila yevmi yub'asun. Onların diriltileceği güne kadar bana mühlet ver dedim. Kâle fe inneke minel mumzarine ila yevmil vaktil ma'lum. Sen işte o belirli diriliş gününe kadar süre verilenlerdensin dedi. Niye bana izin verdi? Ve mel hikmetu fi zâlike ba'de en lev ehlekeni fil hal. Şayet yani buradaki hikmet nedir? Keşke ba'de en lev ehlekeni fil hal beni derhal helak etseydi istaraha Ademu vel halku minni. Adem ve mahlukat benden kurtulurdu, rahat ererdi. وَمَا بَقِيَ شَرٌّ مَا فِي الْعَالَمِ Yani وَمَا بَقِيَ شَرٌّ مَا فِي الْعَالَمِ Herhangi bir kötülük de dünyada, alemde kalmazdı, olmazdı. Eleyse بَقَاءُ الْعَالَمِ عَلَى نِزَامِ الْخَيْرِ خَيْرًا وَمِنْ اِمْتِزَاجِهِ بِالشَّرِ Yani diyor ki, eleyse بَقَاءُ الْعَالَمِ عَلَى نِزَامِ الْخَيْرِ Dünyanın hayır üzere, hayır nizamı üzere bekası hayırlı değil midir? Ve min imtizacihi bir şer yani onun şerle karışmasındansa hayır üzere kalması daha iyi değil miydi? Kal şeytan dedi ki fehâzihi hucceti. Bu işte bunlar benim delillerimdir alâ meddaîtuhu fî kulli meseletin her meseleyle ilgili iddialarımın temel delilidir. Kale şârihul İncil, Şehristani diyor ki İncil şârihi şöyle dedi. Feevhallahu teâlâ ilel melâiketi aleyhimusselam. Allah Teala meleklere vahyetti. Kulu lehu. O şeytana deyin ki inneke fi teslimikel evvel sen birinci tesliminde yani enni ilahuke ve ilahul halki sen benim senin ilahın ve mahlukatın ilahı olduğuyla ilgili teslimiyetinde inneke gayru sadıkin ve la muhlisin. Sadık değilsin, doğru değilsin, muhlis, samimi de değilsin. Çünkü lev saddakte, şayet sen tasdik etseydin enni ilahul alemin, ben alemlerin yaratıcısıyım diye sen bunu tasdik etseydin, mehtekemte aleyye bilime, bana lime diye karşıma çıkıp sormazdın. Fe en Allahu lezî la ilahe illa ene, ben kendisinden başka ilah olmayan benim. La us'elu amma ef'al, yaptığımdan dolayı bana sorulmaz. Vel halku mes'ulun mahlukata sorulur. Bana sorulmaz. Ve hâzellezî zekertehu işte bu benim zikrettiğim şey diyor meskurun fit Tevrat. Tevrat'ta vardır. Ve mesturun fil İncil alâ veçhillezî zekertuhu ve yine İncil'de de bu bahsettiğim şekilde vardır. Şimdi diyor ki Kuntu burheten minez zaman etefekkeru ve ekul. Diyor ki ben diyor bazen diyor yani bir an
Burhe an demek. Burheten mine zaman. Bir zaman, bir an, bir müddet, yani kısa süre. Etefekker ve kul. Düşünüyorum ve şöyle diyorum. Minel ma'lum illezî lâ miryete fîh. Hiç şüphesiz olan bir gerçek ki malum ki enne kulle şubhetin vakat li beni Adem. Bu Adem oğlunda vaki olan her bir şüphe fe innema vakat min iddalil şeytanir racim ve vesavisihi. Yani bu kovulmuş şeytanın saptırması ile ve onun vesveseleri ile gerçekleşmiştir. Ve neşet min şubehatihi, onun şüphelerinden neşet etmiştir. Böyle düşünüyorum yani, şimdi böyle bakınca diyor. Ve izâ kânetü şubuhâtu mahsûratan fî seb'in, madem diyor şüpheler 7 ile sınırlıysa adet kibarul bid'i ve dalalât ilâ seb'in. O zaman büyük bidat ve dalalet düşünceleri de 7'dir diyor. La yecuz en ta'du ve şubuhâtun firaka zeyg vel kufri ve dalali hadi şubuhat. La yecuzu caiz değildir. En ta'du ve şubuhatu firak-ı zeyg vel kufri ve dalal hadihi şubuhat. Yani o zaman diyor, bu böyleyse madem diyor, bu zeyg yani ayağa kayan küfür ve dalaletteki fırkaların şüpheleri de bu şüphelerin ötesine geçemez. Yani bu kadardır şüpheleri. Ve in ihtelefet el ibarat ve tebayenet turuk. Yani her ne kadar ibareleri farklılaşsa da, yolları farklı olsa da bu şekildedir. Fe inneha bin nisbeti ila enva'id dalalati kel buzur. Çünkü bunlar dalalet çeşitlerine göre böyle tohum gibidir bu şüpheler. Bezrun buzur. Ve tercihu cümletuha ila inkaril emr ba'del itirafi bil hak. Bunların cümlesi de hepsi de hakkı itiraftan sonra emrin inkarına gidiyor. Yani ben seni Rab olarak, ilah olarak kabul ediyorum diyor ama emrine ne yapıyor? İtaat etmiyor. Oraya dayanıyor. Ve el cunuh ilel heva fi mukabeletin nas, ve yine nas varken nassa karşı heva tarafına gitmeye dayanıyor diyor. Bitmiyormuş. Devam edelim. Bakalım şöyle nerede bir. Biraz devam ediyor. Evet. Şimdi isterseniz şöyle bitirelim metni, bu mukaddime baştan baksaydık belki girmezdik. Ne yapalım? Duralım mı yoksa bitirelim mi mukaddimeyi? Şimdi şöyle baktığınız zaman 1,5 sayfa var hocam bir aslında. buçuk. Okuyalım mı? Yani dördüncü mukaddimenin başına kadar gelebiliriz Gelelim. aslında. Tamam. O zaman okuyalım. Zaten bu Şükrü Hoca kayıt yapıyor muyduk biz bu dersi? Hocam kayda alıyorum şu an. Yeni mi aldın? Baştan beri alıyor En muydun? baştan beri alıyorum hocam. Tamam, sorun yok. Bir okuyalım o zaman, değil mi? Bitirelim. Yani Okuyalım hocam. 9'da bitirecektik aslında ama hesaplayamadık. Hemen biraz daha hızlanabilirim belki. Şöyle geldik. Haza şeyin mi? Fi mukabeletin nas. Haza İşte böyle diyor. Ve men cadele Nuhan ve Hudan ve Salihan ve İbrahim ve Lutan ve Şuayben ve Musa ve İsa ve Muhammeden salavatullahi aleyhi mecmain kulluhum nesecu ala min balil la'inil evvel fi ishari şubuhatihi. Yani diyor ki işte bu böyledir. Nuh aleyhisselam, Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb, Musa, İsa, Muhammed salavatullahi aleyhi, bütün bu peygamberlere karşı çıkanlar kulluhum nesecu ala min balil la'inil evvel. Bu birinci layin, yani şeytanın, iblisi layinin yolundan gidiyorlar. Onun yolunu takip ediyorlar. Fi izhari şubuhatihi, şüpheleri izharda. Ve hasiluha, bunların hasılı da sonucu da yerciu ila defi teklif an enfusihim. Sorumluluğu kendilerinden def etmeye, kabul etmemeye dayanıyor. Ve cahdi ashabi şerai ve tekalifi ve estihim. Ve yine şeriat sahiplerinin ve tekalif sahiplerinin hepsini inkara dayanıyor. Sonuç itibariyle bir esrihim kullihim. İz la farka beyne kavlihime beşerun yehdûnena. Yani bir beşer mi bize hidayet verecek sözüyle ve beyne kavlihi es'cudu limen halakta tînen. Ben senin çamurdan yarattığına mı secde edeceğim sözü arasında bir şey yok, fark yoktur diyor. Ve an hâdâ sâra mafsalul hilâf. İşte buradan ihtilafın temeli ortaya çıkıyor. Ve mahzul iftirak ma huwa fi kavlihi teala
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Onları diyor iman etmelerine engel olan şey اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى onlara hidayet geldikten sonra onların Allah bir beşeri mi elçi olarak gönderiyor demeleri işte bu ihtilafın özü budur diyor temeli. فَبَيَّنَ اَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الْاِيمَانِ هُوَ هَذَا الْمَعْنَى. Ve burada beyine açıkladı. Beyinin bu da yok beyine. Ennel mani'a minel iman. İmana mani olan şey huve hadel, bu manadır işte. Kema kâlel mutakaddim fil evvel, birincinin söylediği gibi ma mena'ake en la tescud iz emertuke kâle ene hayrun minhu. Halakteni min narin ve halaktehu min tîn. Seni secde etmekten ne engel oldu diye ben sana emrettiğimde seni secde etmekten ne engelledi dediği zaman şeytanın dediği ene hayrun minhu, ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin, beni ateşten yarattın ve halaktehu min tin, onu çamurdan topraktan yarattın, ben daha üstünüm. Ve kâlel müteahhir min zürriyetihi kema kâlel mütekaddim, yani onun zürriyetinden, şeytanın zürriyetinden gelen müteahhir, sonra gelen de ne dedi? Ene hayrun min hâzel lezî huve mehînun ve lâ yekîdu yubîn. Bu ene hayrun min hâzel lezî huve mehînun la yekâdu yubîn. Ben ondan daha hayırlıyım. Bu beş hangi ayeti kerimeymiş? Zuhruf suresinde. Zuhruf suresinde hemen şöyle bakalım. Zuhruf suresinde. Zuhruf suresi ayet kaç dedi? 52. Yok 52 değil, biz yanlış yere baktık. 5. dipnot Zuhruf 52'de yok, Zuhruf 52'de yok yalnız o. Yani şöyle bir şey verelim. Buradaki tabii şeye, ayet-i kerimeye bakmadık. Şeyin iblisin sonundan zürriyetinden gelen de ne demişti? Ene hayrun min hadellezî huve mehînun. Bu mehin olan, yani bu zavallı olan kişiden ben daha hayırlıyım. Velâ yekâdü yubîn, o neredeyse açıklayamıyor. Yani o zayıf görüyor. Hangi peygamberle ilgili olduğunu bilemedim. Yani muhtemelen bir peygamberi küçük gördükleri için. Bu da iblisin zürriyetinden gelen kişinin sözü oluyor. Ve kedalike lev teakkabna akvalel mutakaddimine minhum. Biz bu önden gelen kişilerin, mutakaddim daha önce gelen kişilerin sözlerini araştırsak vecednâhâ mutâbikaten li akvalil mutaakhirîn. Yani bu sonradan gelen kişilerin düşünceleriyle mutabık olduğunu bulurduk. Kezâlike kâlellezîne min kablihim misle kablihim teşâbehet kulûbuhum. Altıncı dipnot. Bakara suresinde de geçtiği üzere bunlar ne diyorlar? Daha önce gelenler de aynı şeyleri söylüyorlardı. Bunların kalpleri birbirine benziyor. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ. Onlar da zaten daha öncekiler gibi efendim iman edecek değillerdi yalanladıkları şeyi. Yani eski inkarcılarla yeni inkarcıların şeyleri aynı demek istiyor. فَاللَّعِينُ الْاَوَّلُ لَمَّا حَكَمَ الْاَقْلَ عَلَى مَنْ لَا يَحْكُمْ عَلَيْهِ الْاَقْلُ لَزِمَهُ اَنْ يَجْرِيَ حُكْمُ الْخَالِقِ فِي الْخَارِ. Evet, فَاللَّعِينُ الْاَوَّلُ birinci la'in, yani şeytan, iblis, lemma hakeme el akle ala men la yahkum aleyhi, men nasıl okuyalım bunu, lema hakeme el aklu ala men la yahkum aleyhi el aklu, lemma hakeme el akle. Şimdi la'in el evvel lemma hakeme el akle, aklı hüküm sahibi olarak ortaya koyunca ala men la yahkum aleyhi el aklu, kendisine aklın hükmetmediği bir meselede aklı hüküm sahibi kılınca lezimehu, ona gerekli oldu en yecriye en yücriye ya da lezimehu en yücriye hükmel haliki fil halk. O ne yaptı? Yaratıcının hükmünü mahlukatta icra etmeye çalıştı. Ev hükmel halki fil halik ya da
mahlukatla ilgili mahlukatın hükmünü Halik'te görmeye çalıştı. Vel evvelu guluvvun ve sani taksirun. Ha, birincisi guluvdur, aşırıya gitmektir. Yani birincisi dediği nedir? Halik'in hükmünü, yaratıcının hükmünü mahlukatta görmeye çalışmak aşırılıktır. Mahlukatın hükmünü de yaratıcıda görmek, o da taksirdir dedi. Bu herhalde yanlış olmadı değil mi? Fellainul evvel lemma hakkemel akla. Yani şeytan aklı hüküm sahibi yapınca ala men la yahkum aleyhil aklu. Aklın hakim olmadığı bir konuda ne yaptı? Lezimehu en yücriye hukmel halik fil halki. Yani şöyle düşünelim. Teşbih de biliyorsunuz. Teşbih üzerinden örnek verelim. Ya Halık'ı mahlukata benzetmek vardır. Ya da mahlukatı efendim mesela Allah Teala'yı insan formunda görmek, yukarıdakini aşağıya indirip teşbih yapmak var. Bir de Hz. İsa örneğinde olduğu gibi İsa'da ilahlık görmek gibi. Yani burada da Halık'ın hükmünü mahlukun hükmünü de Halık'ta görme durumuna düştü diyor. Birisi huluv, diğeri ise taksirdir. Hesara mine şüphetül ula mezahib el hululiyye. Sonra diyor ki bu birinci şüpheden, şeytanın ilk şüphesinden hululiyye mezhebi çıktı. Şey var, şuradaki noktalar yazmalardan bu şey yapıldığı için boşluk var. Yani burayı okuyamamışlar ya da bu şekilde. Ve tenasuhiyye vel müşebbihe vel gulatu minel ravafiz. Bu birinci şüpheden, yani ben ondan hayırlıyım mıydı o şüphe? Ben ona ibadet ediyordum, niye bana şey emretti şeyi. Buradan tenasuhiye, müşebbihe, revafızın hulatı, haysu galav fi hakkı şahsi minel eşkas, hatta vasafuhu bi evsafilillah. Bunlar çıktı niye? Çünkü bunların özelliği galav fi hakkı şahsi minel eşkas, herhangi bir şahsı, kişiyi insanlardan vasafuhu bi evsafilillah, ilah vasfıyla niteliyorlar, ilahlaştırıyorlar. Bu yönüyle bunlar gali olmuşlar, aşırıya gitmişler. Ve sâra mine şüphetis saniye, ikinci şüpheden mezahip el kaderiye, sâra mine şüphetis saniyeti mezahibül kaderiyeti vel cebriyeti vel mücessimeti. Bu mezhepler ortaya çıktı. Haysu kasaru fi vasfihi teala hatta vasafuhu bi sıfatil mahlukin. Bunlar da Allah Teala'nın sıfatlarında taksirde bulunmuşlar ve onu mahlukatın sıfatlarıyla nitelemişler. Fel mu'tezile mesela mu'tezile diyor, müşebbihetül efal, fiilleri de teşbihte bulunandır. Vel müşebbihetu hululiyetu sıfat. Müşebbihe sıfatlar konusunda hulülcüdür. Ve kullu vahidin minhum a'var. Bunların her biri de şaşıdır, kördür. Bi eyyi aynihi şa. A'var bi eyyi aynihi şa. Yani her iki gözünden birisi de nedir? Şaşıdır, görmüyorlar. Fe in men kale. Fe in şayet bir kişi derse ki innema yahsunu minhuma yahsun minna. Yani ondan güzel olan bizden de güzel olur derse ve yakbahu minhuma yakbah minna, ondan çirkin olan bizden de çirkin olan, fakat şebbehel halika bil halk, yaratıcıyı mahlukata benzetmiştir. Ve men kâle yusaful bari teala bima yusaf bihil halk, yine onlardan biri de şöyle diyor, Allah Teala mahlukatın nitelendiği gibi nitelenir diyor. Ev yusaful halku bima yusaf bihil bari teala, şeyde mahlukat da Allah Teala'nın nitelendiği gibi nitelenir diyor. Fakat i'tezele anil hak, böyle diyen kişi haktan ayrılmış olur. Ve sinhul kaderiyeti, şu neymiş? Ve sinh diyor. Üç. Es-sinhu bil kesri el aslu min kulli şeyin vel cem'u esnahum ve sunuh. Her şeyin temeli yani. Özü artık. Ve sinhul kaderiyeti, kaderiyenin özü de şudur diyor aslı. Talebul illeti fi kulli şey. Her şeye bir illet, yani gerekçesini talep etmektir. Sebebini ve zâke min sinhil la'inil evvel. Bu da şeytanın ilk la'inin, ilk lanetlenen kişinin özüdür. İz çünkü talebel illete fil halki evvelen. Yaratılıştaki gerekçeyi sordu. Niye yarattın dedi. Vel hikmete fit teklifi saniyen. Sorumluluk hikmetini sordu. Vel faidete fi teklifi sucudi li Adem aleyhisselam salisen, üçüncü olarak Adem aleyhisselama secde sorumluluğunun faydasını sordu. Ve anhu neşe'e mezhebul havariç. Haricilik de buradan çıkmıştır diyor.
İz la farka beyne kavlihim. Çünkü onların şu sözüyle la hukme illa lillah ve la nuhakkimur rical. Allah'tan başka hüküm sahibi yoktur. Ve la nuhakkimur ricale. İnsanları biz hakem olarak tayin etmeyiz sözüyle ve beyne kavlihi la escudu illa lek. Senden başkasına secde etmem sözü arasında bir fark yoktur diyor. Escudu li beşerin halaktahu min salsalin min hame'in mesnun. Çamurdan yaratmış olduğun, balçıklı çamurdan yaratmış olduğun bir beşere mi secde edeceğim demiştir. Ve bir cümle kila tarafey kastul umur zemimun. Ha bu herhalde bir deyiş midir bu? Kila tarafi kastil umur zemimu. Yani her iki taraftan da bu zemmedilen bir şeydir. Yani her iki hiçbir tarafı doğru değil anlamında. Fel mu'teziletu mu'tezile galav fi tevhid. Tevhid konusunda aşırıya gitmişlerdir. Bizu'mihim hatta vasalu ile ta'til bi nefis sıfat. Tevhid konusunda o kadar aşırıya gittiler ki kendi iddialarınca, yani tevhid konusundaki hassasiyetleriyle, hatta vasalu ile ta'tili bi nefis sıfat. Sıfatları nefyetme durumuna, ta'tile kadar vardılar. Vel müşebbihetu kasaru hatta vasaful halika bi sıfatil esam. Müşebbihe de bunların da kusuru ne oldu? Yaratıcıyı cismi sıfatlarla nitelendirdiler. Yani müşebbihe de bahsediyor. Ve ravafıd, rafıziler galav fil nübüvveti vel imameti. Nübüvvet ve imamet konusunda aşırıya gittiler. Hatta vasalu ilel hulul. Hulul düşüncesine vardılar. Vel havariç kasaru hatta nefev tahkimen rical. Bunlar da o kadar kusur ettiler ki insanların hakemliğini bile reddettiler. Ve ente tara. Sen görüyorsun. İza nazarte. Bakarsan görürsün. Enne hâzihi şubuhâti kulleha. Bütün bu şüpheler. Nâşi'etun min şubuhâtil layn-ül evvel. İlk lainin lanetlenen şeytanın şüpheleridir. Şüphelerinden neşet etmiştir. Ve tilke fil evveli mastaruha. İşte bu başlangıçtaki kaynağı budur. Şeytanın şüpheleridir. Ve hadihi fil ahireti muzhiruha. Bu diğer söylediğimiz bu mezhepler de, bunlar da ortaya çıkaranlardır bu şüpheyi. Ve ileyhi eşarat tenzilu fi kavlihi teala. Allah Teala'nın şu sözü buna işaret etmiştir. Ve la tettebi hutuvatı şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Şeytanın adımlarına uymayın, takip etmeyin, o sizin için apaçık bir düşmandır diye söyledi. Az kaldı. Ve şebbehe ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kulle fırkatin dalletin min hâzihil ümmeti. Allah Resulü diyor, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, her bir fırkayı, bu ümmetin dalalette olan her bir fırkasını, bir ümmetin dalletin minel ümmemis salifeti. Resulullah önceki milletlerden sapmış olan, dalalette olan ümmetlere benzetmiştir. Fekale el kaderiyyetu mecusu hazihil umme. Kaderiler bu ümmetin mecusileridir. Ve kale el müşebbihetu yehuda hazihil umme. Müşebbihe bu ümmetin Yahudileridir. Ve ravafit nasaraha. Rafiziler de onların efendim Hristiyanlarıdır gibi. Tabi bu rivayetler biliyorsunuz zayıf. Son bu zikredilen bu rivayetler zayıf. Tabi Şehristani bir hadis alimi değil. Yani ona tahriçlerine bugün itibariyle baktığımız zaman, çünkü kaderiye, efendim müşebbihe, ravafiz, bu şeyler kullanılmıyor. Yani şey olarak hadis literatürüne baktığımız zaman, o tabi sonradan, o da, dolayısıyla zayıf. O tabi bahsi diğer. Kale aleyhissalatu vesselam cümleten toplu olarak şöyle demiştir. Ya ben mesela bu rivayet sahih ama bu rivayet zayıf değil. Leteslukunne subulel umemi affedersiniz. Kablekum. Resulullah dedi ki sizden önceki ümmetlerin yoluna salik olacaksınız. Takip edeceksiniz. Hasfel kuzzeti bil kuzze ve na'li bin na'li. Yani siz bunları adım adım, efendim, parça parça siz bunları takip edeceksiniz. Yani tüy tüy adım adım bunları takip edeceksiniz. Hatta lev dakhalu cuhra dabbin le dakhaltumuhu. Bunlar bir kelerin, kertenkelenin yuvasına girseler siz de
ledahaltumuhu geleceksiniz diye önceki ümmetlerle şeye ilişkin. Bu rivayet sahih bildiğim kadarıyla ama diğerleri zayıf olduğunu biliyoruz. Bu kadarla yetiniyorum arkadaşlar. Biraz uzun oldu. 2 saate yakın oldu. Şimdi siz tabii ben o sizin grubunuzda yokum. Aranızda konuşursunuz, tartışırsınız ve bana Şükrü Hoca